Yayındayız sanırım. Evet, yayındayız Aydın. Saydırmayı ben tam başaramadım galiba. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Yiğitcan bugün biraz geç geldiği için biz belki yayına başlama konusunu Yiğitcan kadar başarılı çözemedik. Tabii ki sonuçta bütün şey bizde Yiğitcan'ın kontrolünde, o son derece başarılı bu konuda. Arkadaşlar Hakan Hoca ile sahura doğru programı yazmış Kurtuluş. Hakikaten sonuçta Ramazan programına uygun olduk artık. Normal zamanda belki biraz geç kalıyoruz ama Ramazan için ideal saat. İhsan Ergül, Cengiz Çubukçu, Kamil Günaydın, Kurtuluş Öztürk, Aydın Aktaş, Hakan Kulaçoğlu şu an olanlar. Evet, 15 kullanıcı geldi. Bu akşam güzel bir yayın olacak gerçekten. Murat Alioğlu da geldi. Maalesef birçok açıdan üzücü bir pazar günü, hafta sonunu geride bıraktık. Aydın, ne diyerek başlıyoruz? Yani biz bugün maçı konuşacağız diye düşünmüştüm ben açıkçası. Yani maçın içerisinde neler olacak? Özellikle taktiksel olarak ne yapmalıyız? Rakip ne yapacak? Biz bu maçı nasıl kazanırız? Nasıl kazandık diye konuşacağımızı düşünüyordum ben. Maçı da kazanacağımızı açıkçası hayal ediyordum. Normal şartlar altında da kazanırdık gibi geliyor bana. Fakat garip garip işler oldu. Yani Abdullah Avcı'nın gariplikleri ayrı ama onun dışında yaşanılan gariplikler ayrı. Tabii az sonra hepsini konuşacağız. Çok üzgünüz tabii. Ben çok üzgünüm. Yani mağlubiyet ayrı konu ama bu yaşanılanların Trabzon kentine verdiği zarar, vereceği zarar çok üzücü. Bazı şeyleri tamir etmek çok uzun yıllar alıyor. Bir şeyleri de tam tamir etmeye başlamışken, yeniden itibarlı bir kulüp haline gelmeye başlamışken, sempatimizi yeniden kazanmışken bu tür olayların olması çok üzücü. Tabii neden oldu bunlar? Doğal bir iş mi gerçekleşti? Doğal bir protesto mu? Bizim bir öfke problemimiz var taraftarlar olarak. Bundan kaynaklı bir sıkıntı mı yaşandı? Başka şeyler mi oldu? Benim farklı görüşlerim var. Maçtaydım. Tribünlerde olan biteni şahit oldum. Olayların olduğu yere çok yakın bir yerdeydim. Gördüklerimi birazdan anlatacağım. Sen ne Evet. düşünüyorsun Akın abi? Yani şimdi bu akşam program akışımızda neler var onları tekrar gözden geçirelim. Yeni bir izleyicimize Fener'le ilgili mi konuşacaksınız demiş. Fenerbahçeli herhalde izleyicimiz, sağ olsun. Yani Fenerbahçe ile ilgili genel olarak konuşacağız. Trabzonspor'la, Türk futbolu ile ilgili. Bu akşam bir kere duyurduğumuz gibi bir konuğumuz var. Turgay Beşyıldız. Tabii Trabzonspor amatör futbolundan ve Trabzon medyasından tanıdığımız bir arkadaşımız. Kendisi yazar aynı zamanda ve Trabzon'un dar sokaklarında adlı kitabının ikincisi çıktı Kıyı Yayınlarından. O kitabı okudum. Kendisiyle hem onu konuşacağız hem Trabzon'a maçla ilgili neler konuşuyor onları değerlendireceğiz. Yine biliyorsunuz Şike davasına Trabzonspor'un avukatlarından Trabzon Barosu Başkanlığı'na bu sene aday olan Hakan Orhan arkadaşımız, daha önce iki kere birlikte Trabzonspor seçimlerine girdiğimiz ve yine Atilla Fera abiyle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden emekli ve Faruk Özan Spor Bakan Sorumlu Devlet Bakanlığı döneminde 6222'li sayılı yasanın hazırlanmasına büyük emeği geçen Atilla Ferah'la futbolda şiddet ve aynı zamanda saha içine giren taraftarlara şiddet uygulayan Fenerbahçeli oyuncular hakkında adli işlem yapılabilir mi konusunu konuşacağız. Farklı görüşler var. Trabzonspor Divan Başkanlığı'ndan yeni ayrılan Ali Sürmen şikayet dilekçelerinin verildiğini, savcılığın işlem yapabileceğini söylüyor. Hakan Orhan benzer bir fikir savundu. Atilla Dilaver Twitter'da gördüm benzer. Ama Atilla abi daha farklı yaklaşıyor. Bakalım. Bu da önemli bir konu çünkü, değil mi Aydın? Yani sonuçta bu da önemli Yani çünkü evet, Fenerbahçe bu konuda tedirgin açıkçası. Fenerbahçeliler tedirgin. Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun, hatta belki cami olarak bütün Trabzon camiasının bundan sonra yapması gereken şeyler var bence. Birkaç başlık var. Bunlardan birisi de tabii ki hukuki olarak haklarımızı savunmak. Bu konuda görüş ayrılıklarını ben de okudum.
Ama işte kimin haklı olduğunu tabii bilmiyoruz. Onun dışında tabii sadece futbolcuların yargılanması değil, sahaya atlayan, oradaki şiddet olaylarına karışan insanların da yargılanmasıyla ilgili bence farklı gelişmeler olabilir. Çünkü bu konu gerçekten çok karışık bir konu ve daha çok su kaldıracak gibi görünüyor. Yani bu olayları gerçekten. Yapanlar, bu olayları yapanlar gerçekten Trabzonspor taraftarı mı? Trabzonspor taraftarı şimdi, kılığında başka insanlar mı? Dediğim gibi gördüklerimi biraz sonra anlatacağım ama ben yani Aydın, çok karışık tabii, bir olay sen, olduğunu düşünüyorum. Ben sen orada tabii çok yakından şahit oldun olaya. Ben senin görüşlerine, gözlemlerine zaten önem veriyorum. Bu da çok önemli. Şu an benim gördüğüm şu var. Bir maç oynandı. Biz puan alamadık. Fenerbahçe istediği 3 puanı aldı. Çünkü yani Fenerbahçe'ye beraberlik de çok büyük hasar verecekti. Yalnız iki camiada, iki takım da büyük hasar aldı bu hafta. Yani Fenerbahçe'nin sonuçta darp edilen oyuncuları var, sakatlanan oyuncusu var, ceza beklenen oyuncular var, psikolojisi bozulan oyuncular var. Camiada zaten başkan, Fenerbahçe başkanının camiası yönetimi çok kötü maalesef. Bizde de yönetimin ve başkanın büyük bir aymazlığı, uyku durumu vardı. Resmen bir uyku durumu vardı. Bütün haftayı uykuda geçirdiler ve bu olayları fark edemediler. Her şey aslında geliyorum dedi. Tabii Hakan için... abi hatırlıyorsan bir anket düzenledik kanalımızda. Anketin, evet Aydın onu tabii. Dördüncü seçeneğine de maç bitmez yarıda kalır diye bir şey ekledim ben. Ve bir sanırım 3-4 oy var orada ve bir tanesi bana ait. Ben bunların olabileceğini maçtan önce görmüştüm. Bununla ilgili evet. Bir önlem alınmadığını, yönetim kurulunun da taraftarı yeniden maça konsantre edecek, sadece sahanın içerisinde konsantre edecek bir yönetme kabiliyetinde de olmadığını gördük. Onun için de tabii başka eksikleri de var. Ama bu biraz bağıra bağıra gelen bir olay oldu gibi geliyor bana. Çok bağıra bağıra geldi. Çok bağıra. Yiğitcan hoş geldin. Geldi bu arada. Merhaba. Evet, bu akşam hoş bulduk. Yiğitcan Kulaç oldu. Kanalın sahibi. Estağfurullah. İngiltere Premier Lig'deki eski Blackburn Rovers'ın sahibi. Evet evet aynen. Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, Başbakanı. Ha evet. Ben şey var Yiğitcan biliyorsun. Kennedy. Ne Kennedy'ydi o? Cihan Kennedy. Cihangir Kennedy. Cihangir Kennedy mi? Süper. Aynen. Ya, onun gibi. Ya şimdi aynen. Aydın hakikaten korkunç bir şey yaşadık. Yiğitcan ne diyorsun yani? Hakikaten şoktayız. Çok iyi bir yayın sunmaya çalışacağız ama bir yandan da bir şok yaşadığımızda ifade etmek zorundayız. Tabii. Sen ne diyorsun? Sen maçı izleyebildin mi? Tabii senin iki çocuk sonradan evet. Mutlaka izledin ya de canlı izleyebildin hastayız. Mi? Yani hem bu ortamdan hastayız ne yazık ki. Sıkıntılı bir gündem var. Ciddi ondan bir dolayı... gripalde bir şey geçirdiniz bütün evet, aile. Evet. Hem de işte yani hastalık tabii sırf bizim özelimizde değil. Türk futbol camiasının ve spor camiasının da ne yazık ki özelinde belirli hastalıklar var. Onu görmüş olduk. Üst üste geldi biraz bizimkiyle beraber. Mesela işte adalet konusunda veya objektiflik konusunda da hastalıklar demek ki devam ediyor. Yapılan demeçlerden maç öncesi, maç sonrası. Biz ama ben tabii başını tam kaçırdım. Bahsettiniz mi tam olarak bilmiyorum ama geçen haftaki yayınımızda bunları konuşmuştuk. Yani çok ciddi bir psikolojik baskının olacağı takım üstünde. Bunu her türlü kaşıyacakları ve o yüzden çok büyük bir psikolojik destek alması gerek. Gerek takımın işte gerek taraftarların, kulübün, camianın diye burada konuşmuştuk. Çünkü rakibimizin herhangi bir şekilde bir puan kaybına tahammülü yoktu. Hele de rakipleri, onların rakipleri şampiyonluktaki puan kaybetme riskini bir anda mağlubiyetten galibiyete dönüp minimize edince onların tabii bizim maçta sadece tek çareleri galip gelmekti. Beraberliğe bile tahammülleri yoktu. Bunun için de tabii nakış gibi ördükleri bir hafta geçirmişlerdi. Onun da sonucunda maç için de tabii planları belliydi. Bize göre daha planlılardı. Biz tabii daha sakin kalmayı seçtik ama sakin kalmayı seçerken tabii saha içini konuşuyorum. Aynı zamanda da biraz belki tepkisizlik geldi bununla beraber. Bir veya bir kabullenmiştik.
Evet, bir kabullenmişlik, bir uyuşukluk vardı. Hani bizim o Başakşehir'e kaybettiğimiz şampiyonluk senesinde otobüsün içindeki durum gibi bir durum vardı adeta. Evet, o mana fotoğrafı veremediği. Paylaştılar o fotoğrafı da. Evet, yani hani büyük sıkıntı, bu kadar hani tepkisiz, bu kadar şey, yani bir insanın canı yanınca hani nasıl bir anda böyle içgüdüsel de olsa bir tepki verir. O tepkiyi verememek bilemiyorum, biraz değişik oldu. Yani gerek hani takımın kaptanının gerek diğer unsurların belli bir şekilde yani bunu tabii ki de şey olarak söylemiyorum, herhangi bir şiddete başvurma vesaire, ama yani herhangi bir tepki, ya bu şey bile olabilir, o anda bir feveran da olabilir, bir itiraz olabilir, hakemi belli bir şekilde baskı altına almak olabilir. Bunlar sonuçta şiddete varmadıkça müspet olarak yapılan ve psikolojik sonuçları olan etki tepkiyle yöntemler. Bunların hiçbirini uygulamamayı seçtik. Onun dışında da gene tabii konuşmuşsunuzdur başta, ama işte seyirciden de manasız, Aydın da hatta maçtaydı, biz kendi aramızda da yazışırken şey yaptık. Ben de yani televizyondan izlerken hiç mana veremedim. Bu başka yayınlarda da tabii konuşuldu. Çok da haklılar. Bütün bizim gibi Trabzonspor hakkında yorum yapan bütün YouTube kanalları veya işte görüş bildiren arkadaşlar, insanlar, taraftarlar, bu renklere gönül veren insanlar manasız bir şekilde Trabzonspor atak yaptığında da aynı tepkiyi işte tasvip etmediğimiz için su atmak olsun, işte ne bileyim meşale, tabii bir iki tane oldu, onlar çok fazla olmadı belki ama sahaya atılan. Yani bunları kendi futbolcularımız gerek korner, gerek taç, gerek bizim atağımızda, kanat atağımızda yapmaları bir iyice manasızlaştırdı işi. Oralarda belli şüphelere düştük tabii ki. Ya acaba başka bir şey mi var planlı? Sonra işte fotoğraflar geldi. İşte maskeli bir grup vesaire vesaire gibi. Onlardan şey yaptık. Maskeli beşler. Fenerbahçe'nin de tutumu zaten belliydi. Böyle bir şey arzu etmeseler maç sonunda yapılacaklar da belli. Zaten fotoğrafları onları konuşacağız. Belki... Yiğitcan. Aynen. Yiğitcan, şey kesmeyeyim yapalım. Şimdi Turgay Beşyıldız geldi. Evet. Turgay'la hem Trabzon'daki havayı bir öğrenelim. Hı-hı. Hem kitabını konuşalım. Atilla abi de bekliyor. Hakan da geldi. Daha sonra Atilla abiyle Hakan'ı alacağız. İkisinin karşılıklı görüşlerini, tabii uyumlu görüşleri de var ve farklı düşünceleri de var. Onları alacağız. Turgay ile bir konuşalım. Hem kitabını hem Trabzon'u konuşalım. Daha sonra Aydın'ın görüşlerini de alacağız. Onlar da çok önemli. Aydın'ın açıklamaları bu akşam çok önemli. İzleyicilerimiz lütfen kalsınlar yayında mutlaka. Çünkü bizzat gözlemledi. Duyumları var, araştırmaları var, maske konusundaki araştırmaları var. Bunları görseller halinde göstereceğiz sizlere. Bu maske nereden geldi, nerede satılıyor? Maskenin amacı ne zaten, değil mi Aydın? Firma zaten maskenin amacını da yazmış orada. Ne için alıyor bu maske diye yazmış. Şimdi Turgay Beşyıldız'ı alıyoruz yayınımıza. Turgay kardeş, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Merhaba, İyi akşamlar inşallah. Hepimize geçmiş olsun. Bir Fenerbahçe mağlubiyeti, olaylı bir Fenerbahçe maçı daha atlattık. Benim hayatımda kaçıncı oldu? Seninle yaşıtı sanıyorum Turgay'cığım. Şimdi tabii ki öncelikle kitabını da ben şöyle beraber tutayım. Hocam, biz aynı dönem mezunuz değil mi Trabzon Lisesi'nden? 1980 mezunuyum ben. Tamam hocam, ben de 80 mezunuyum da ben 2 sene kaldığım için 82'de mezun oldum. Ha ya, sonuçta 63'tü, aynı yaştayız, plakayı yazdırdık aşağı yukarı. 2 yıl gecikmeli 82 mezun oldum. Futbolcular öyle olur. Ben lisedeyken basketçi takımındaydım, onun için kalmadım. Futbolda olanlar kalmıyordu. Tabii ne takımdı ama, futbol takımı değil mi? Bakayım Turgay'ın dondu mu yayını? Dondu. Evet, dondu. Peki o zaman şimdi Turgay gelene kadar alalım. Hakan Orhan'la Atilla Ferah'ı alalım mı? Alalım abi. Alayım mı Aydın? Bilmiyorum, olabilir. Yani olayları mı önce konuşsak, sonra olaylardan sonra ne olacağını konuşsak. Aldınız zaten, okey.
Aldık. Hadi bakalım. Şimdi Atilla abi hoş geldin. Hakan'cığım hoş geldin. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş bulduk Hakan. Hoş bulduk. Hakan Orhan nasılsın? İyi misin? Sağlığın yerinde mi? Sesin gelmiyor. Kesin. Mikrofonunu ayarla. Evet Atilla abi. 6222'li yas, 6222 sayılı yasayı nasıl çıkarmıştınız? Çok kısa onu bir anlatarak tabii başlayabilir misin şimdi abi? Hakan 6222 yasadan önce 5149 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlemesi için bir kanun vardı. Ancak o kanun pek yeterli değildi. Çünkü sadece kanun olarak kalmıştı. Statlardaki şiddete düzensizliği önleyici olan hiçbir maddesinde işlerlik yoktu. Yani bir örnek vereyim. Mesela şeyde müsabakalardan men cezası almış olan taraftarların fotoğrafları girişe asılıyordu. Tribün girişlerine, kapıların girişine asılıyordu. Ve o insanlar giremeyecekti ama yani elini kolunu sallayarak giriyorlardı içeri. Hiçbir sıkıntı yoktu. Yani bir de bu kara borsa olayı vardı biliyorsun. Bir de reklamları yapılmış oluyordu. Güzel havaları oluyordu. Aynen öyle. Aranıyorlar filan şeklinde. Evet. Bir de ayrı bir kanun problemdi. Kara borsa olayı vardı. Bu bilet satma konusu vardı. Bir de buna ilave ettiğin şike ve çok gündemdeydi. Buna da yasallaşması lazımdı. Bunun üzerine Sayın Bakan Faruk Nafiz Özak işte bir komisyon kurdu. Komisyona çok güçlü isimler aldı. Türkiye'nin en büyük ceza hukukçularına İzzet Güneş, Profesör İzzet Güneş Hoca vardı. Yine Futbol Federasyonu'nda çok güçlü bir hukuk müşavirleri kadrosu vardı. Ve spor kulüpleri temsilcileri vardı. Zaman zaman alıyorduk. Ve biz Gençlik Spor Genel Müdürü yetkilileri vardı. 1,5-2 yıllık bir zaman içerisinde hatta uygulamaların Avrupa'daki örneklerini görmek için de işte İngiltere'ye Polonya'ya, Hollanda'ya ve İtalya'ya seyahatler yaptık. Oradaki işte bir takım statlarda alınan güvenlik önlemleri bakımından, özel güvenlik elemanlarının görevlendirilmesi bakımından örneklerini gördük. Ve bu süre içerisinde işte Nisan 2011'de de yasa çıktı. Yani ben bu yasayı şahsen çok öngörüsü olan bir yasa, bir takım problemi ortadan kaldıracak bir yasa olarak gördüm. Ve hakikaten de öyle oldu. Yani en azından bu e-bilet dinlenen sistem de insanlara birazcık olsun tribüne ilişkin, maç izlemede ilişkin eğitti yani. Karaborsa olayını kaldırdık. Ama şiddet olayı da bir nebze olsun azaldı. Yani böyle zaman zaman çok büyük olayla gözüküyor ama geçmişte bu yasadan önce baktığımız vakit muazzam olaylar oluyordu. Tabii önemli olan yasanın uygulanmasıdır Hakan. Yasa uygulanmazsa, rafta kalırsa herhangi bir şey olmaz. Yaptırım gücü olmaz. Zaten şimdi Trabzon'daki maç, üzücü maçta da yine herhalde uygulamayan bazı eksiklikler var. Alınması gereken güvenlik önlemleri gibi düşünüyorum ben. Mesela özel güvenlik bizim Türkiye'de henüz oturmuş bir kurum değil. Yani özel güvenlik biz İngiltere'de özel güvenliklerin eğitimini, işlevini falan gördük. Onlar tam böyle özel güvenlik eleman olarak yetiştirilmiş. Yani bir eğitimini alıyorlar. Adamın işi bu. Ama bizim Türkiye'de sadece biliyorsun maç bir önlükleri giyiyorlar. Arkasında işte ondan gidip özel güvenlik yapıyorlar. Yani fiziki olarak da bu işe hazır değiller. Kafa olarak da hazır değiller. Amaçların, görevleri ne oldukları bilgi konusunda da getirdiği bir donanıma, bilgisayar donanıma sahip olmadıkları gibi fiziksel anlamda da öyle bir donanıma sahip değiller. Yani süreç böyle oldu. Hakan, abi bir şey soracağım. İki soru var. Çok kısa soracağım. Birincisi özel güvenlik dışında bugün polisin stadyumda saha içinde yer alması yasal olarak mümkün mü? Bu maçta olmalı mıydı? İkincisi Fenerbahçeli futbolculara hakkında adli işlem soruşturma yapılabilir mi? Adli ceza alabilirler mi? Senin görüşün ne? Hakan şimdi müsabakadan önce İl Spor Güvenlik Kurulu toplanır. Vali ya da vali görevlendirici yardımcısı başkan toplanır. Orada alınması gereken önlemler maçın işte risk derecesine göre, zorluk derecesine göre alınır. Burada eğer İl Spor Güvenlik Kurulu'nda polis sahanın içerisinde bulunması gerekir denirse konulabilir. Bir de polisler sahanın içerisinde olmasa bile yine yasa gereği
kulüplerde bekleme odaları olması gerekiyor. Yani polislerin türbinler altında bekleme odalarında bekletilmesi lazım. Orada beklerler. Türbinlerde saha içerisinde. Olay olursa dışında hemen müdahale edecek. Tabii ki. Hemen gelir. Şimdi bu konuda ben hakikaten baktım maç esnasında spor polisleri diye birkaç kişi başka görmedik. Ya da işte oradaki müsabaka güvenlik amirinin de biraz yetersizliği vardı. Temsilcilerin de bu işte bir öngörüsüzlüğü vardı. Yani ard arda gelişti bir takım olaylar oldu. Yani o bir kişiyi orada engelleseydi özel güvenlikçiler bu gibi olaylar olmazdı. İkincisine gelince spor 6222 sayılı yasanın kapsamı ve amacı bellidir. Kapsamı tamamıyla spor müsabakası alanlarına, gelişlerde, gidiş güzergahlarındaki olaylar tamamıyla kapsar. Buradaki olaylar tamamıyla cezalar 6222 sayılı ceza müeyyidelerine göre verilir. Onun dışında evet, herhangi bir şey yargılama yapılacağını sanmıyorum ben. Yapılamaz yani. Kişisel şikayet başvuru olsa savcılar yine yapamaz mı? O yapılsa bile savcı onu 6222 kapsamında değerlendirecektir. Çünkü olay öyle orada mi cereyan etmiştir. Spor 6222 kapsamındaki bir alanda cereyan ettiği için eylemi de oradaki atmosfer içerisinde değerlendirecektir. Anladım. Tamam. Tamam. Abi peki çok teşekkür ederim. Bir Hakan evet, Orhan'ın bu konudaki görüşünü teşekkür rica ederim. Edelim. Hakan'cığım ne diyorsun? Ya ben başından beri gördüğüm garipliklerden bahsedeyim biraz. Geçen sosyal medya hesabından da paylaştım. Aydın'la biz aynı tribündeyiz. Yan yana sayılırız. Biz doğu üst bloktan maç izliyoruz. Alt blokta bir gariplik vardı. Yani tüm uyarılara rağmen aynı noktadan atılan süpürgeleri vardı. Bizim üst blokta önümüzde tam tribün balkon de tabir ettiğimiz kısmında koltuk olmadığı halde orada bir sıra seyirci vardı. Sol tarafta ayakta insanlar vardı. Yani daha önceki maçlarda hiç böyle rastlamamıştık. Sanki adeta böyle fazla bilet satılmış da insanlar koltuk bulamamış, oralara yığılmış gibiydi. Maç 1-0 iken de, 2-0 iken de, 2-1 iken de, 2-2 iken de sürekli sahaya bir şeyler atıldı. Üst tribünden yoğun bir tepki oldu alt tribüne, atmayın anlamında. Hatta Güney Kale arkasında da aynı şekilde tepki oldu. Sahaya bir şey atılmaması anlamında. Buna rağmen yani hatta bizim futbolcular da su şişesi atıldı. Yani bana biraz böyle organize, planlı yapılmış bir eylem gibi geldi. Ama neyin tepkisiydi tabii ki onu biz bilecek durumda değiliz. Bu ancak adli soruşturma sonrasında ortaya çıkabilecek bir durum. Bir gün önceki bu pankart tartışmasından mı kaynaklandı? Tribün liderinin disipline sevkinden mi kaynaklandı? Yoksa Fenerbahçe kulübü lehine baş ne olursa olsun ben galibiyeti sağlayacak bir şey mi planlandı? Bunu tespit edecek durumda değiliz ama ben normal olmadığına dair yaşananların isterim bu anlamda çok kuvvetli. Peki Hakan'cığım aynı soruyu sana sorayım. Atilla abiye sordum soruyu. Sence Fenerbahçeli futbolcu hakkında adli işlem yapılabilir mi? Böyle bir görüşün oldu. Bugün Trabzon'da bir yerel medya kanalına verdiğin röportajda, görüntülü röportajda. O da YouTube'da var zannediyorum. Ali Sürmen'in de benzer bir görüşü var. Yani hukukken sen bir hukukçu olarak baktığın zaman Atilla abiden farklı yani doğrudan hukukçu tarafından diyelim ki o kişinin avukatısın ve saldırıya uğramış. Dilekçe verdiniz. Ne beklentiniz ne olur? Yani şimdi Fenerbahçeli futbolcuların yaptığı işlemler yaralama ya da basit yaralama suçlarından dolayı soruşturulabilir. Yani bunda hukuken hiçbir engel yok. Hem futbol disiplin talimatı anlamında federasyon gerekli sevkleri yapabilir. Hem de Cumhuriyet Savcılığı gerekli soruşturmayı şikayet üzerine yapılabilir. Şimdi o kişilerin avukatlarını bugün ne yaptılar tam olarak bilmiyoruz ama aldığımız duyumlara göre şikayet yapıldığı söyleniyor. Dolayısıyla futbolcular hakkında da bir soruşturma açılması gerekiyor. Burada ilginç olan şu, öğlen saatlerinde, tam saatini bilemiyorum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı. Dedi ki işte burada meşru müdafayı aşan bir durum var mı? Varsa o da değerlendirilir tarzında bir açıklama yaptı. O açıklamadan sonra Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden bir
açıklama yayınladı. Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasından sonra Adalet Bakanı'nın tavrı değişti. Akşam saatlerine doğru tekrar yeni bir açıklama yaptı ve futbolcular hakkında herhangi bir soruşturma olmadığına dair bir bilgi verdi. Yani bu ilginç, sanki böyle şike sezonuna benzer bir sezon veya anlar yaşıyormuşuz gibi bir durum var. Yani bağıranın, çağıranın, yes, ses çıkaranın güçlü olduğu bir anları yaşıyoruz gibi hissediyorum. Sen yani yapılabilir diyorsun. Eğer diyorsun... Hukuken bir engel yok. Hukuken yok yani. Bakalım ondan sonra göreceğiz. Ama Adalet Bakanı yapılamaz dedikten sonra yapılacaması ihtimali ben düşük görüyorum. Ne diyorsunuz? Aydın sen ne dersin? Yani Adalet Bakanı aynı, çıkıp aynı söylemiş. Kanattayım. Aynı kanattayım. Aydın ne dersin? Yani hukuki bir mesele. Bence teknik tarafı önemli. Sonuçta bir dilekçeyle başvurulan bir itirazda savcının bu işe ben bakmıyorum demesi ne kadar hukukidir, ne kadar hani sürdürülebilir bir mücadeledir bilmiyorum. Ama yani burada gerçekten iki taraflı bir sıkıntı var. Bu çok net açık yani. Trabzonspor taraftarlarının sahaya girmesi, yaptıkları işler falan tabii ki hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Ama aynı şekilde Fenerbahçeli oyuncuların oradaki güvenlik görevlilerinin, Fenerbahçe'nin özel güvenlik görevlilerinin sahaya girme yetkileri var mı yok mu, o da ayrı bir var, tartışma var. Konusu. Akreditasyon kartları var hakikaten. Onlar akredite ediliyor Aydın. Tamam, güvenlik görevlisi göreviyle, güvenlik görevlisi göreviyle akredite edilebiliyor mu? Evet, evet. Edilebilir. Tamam. Bu da güzel bir bilgi. Aydın iyi oldu sorduğun. Aynen. Atilla abi, Hakan önemli bir bilgiydi. Bunu şey yaptığımız iyi oldu. Bunu biliyorsun Avrupa'da da Messi'nin özel güvenlikçisi vardı. Messi'nin sahada özel güvenlikliyle beraber sahaya çıkıyor. Yani. Özellikle Messi'nin yani korumak amacıyla. Ha, evet. Onların davranışları da Messi'yi takip ediyor. Evet, doğru. Messi yandan takip ediyor. Sonuçta doğru. Evet, öyle Hakan, de bir olay var değil mi? Bir konu aklıma bir ilave yapabilir miyim? Buyurun abi. Bu hani maske falan dedin ya az önce. Sahaya giren. Evet abi. Şimdi o tribünlerde maskeyle oturmak mevcut ceza ikiye katlar. Bu arkadaş yani kimse bunun ceza alacağı ceza da o maskeden dolayı ikiye katlanacaktır. Öyle mi? Tabii. O yine 6222 maddesine göre böyle işlem görecek. Bak hiç bilmiyorduk ya abi onu. Tabii tribünlerde maskesiz açık yüzde oturmak gerekiyor. Çünkü kameralar çekiyor. Bütün kamera sistemi var. Orada emniyetçilerin de kamera odası var. Onlar da izliyorlar. Kulübün de kamera odası var. Yani iki ayrı kamera odasından tribünün değişik yerlerin hemen hemen bütün taraflarda koridorlarda olsun, tribünlerde olsun kamerayla izleniyor. O nedenle yüzlerin görülmesi için herhangi bir eylem sonucu açık bir yüzle oturmak zorunluluğu var yasa gereği. Evet, bu da enteresan ama maç boyunca oturanlar oldu. Evet. Peki maalesef. Hakan Orhan bir soru var diyor ki Hakan Alay kaçırmış olabilirim. Trabzonspor Kulübü savcılığa suç duyurusuna bulundu mu? Trabzon'da nedir durum bu konuda? Şimdi futbolcuların sahaya inen taraftarlara yaptığı eylemlerde şahsi şikayet olur. Yani dayak yiyenin, basit tabirle söylüyorum, dayak yiyenin şikayetçi olması gerekir. Yani kulüp onlar adına şikayetçi olamaz futbolculardan. Ama kulübün başka bir zarar gördüğü durum, eylem varsa onu suç duyurusunu yapabilir. Suç duyurusu başka bir şey, bir de ihbar. Yani savcılığın re'sen soruşturması gereken durumlar olursa elbette bu durumda kulüpte mesela ihbar İhsan Ergün diyor ki o tekme yiyen çocuk ölseydi yine soruşturma olmayacak mıydı diyor. Yani cinayet olsaydı diyor ki olabilir sonuçta. Boynu kırılır ölür evet. Değil mi orada sonuçta? Anında aynen, ölür, çok, ani ölüm olur. Çok o, o zaman soru. Yani enteresan soru çünkü eğer bir şey suçsa şiddeti sonradan tartışılır değil mi? Yani vurdun. Evet aynı şekilde. Yaralama ve ölüm sadece cezanın şeyini değiştirir değil mi? Ağırlığını değiştirir. Yok suç aynı Hakan suç. Abi, şu bile olabilirdi. Mesela emniyet güçleri savcılığın talimatıyla sahaya girenleri kimlik tespitini ve yakalama çalışmalarını başlattı. Bu akşam maçtan sonra o tekme tokat girişen Fenerbahçe'li futbolcular dahi gözaltına alınabilirdi. Yani isterse emniyet savcılığını yapabilirdi yani.
Yani Fenerbahçe değil ama sahipsiz bir yer olsaydı olurdu. İsmail evet. Kartal'ın oğlunu soruyor Mustafa Öksüz. Diyor ki sahanın içinde diyor. Zannediyorum İsmail Kartal'ın oğlunun akreditasyon kartı var. Yardımcı İsmail hoca Kartal'ın ya da danışman olarak. Evet. Teknik ekipte değil mi? Evet İsmail Kartal'ın teknik oğlu ekipte. Teknik ekipte. Ben başka Ali bir Koç'un şey oğlu da Trabzon'daymış galiba. O da Ertuğrul Doğan'ın misafiri olarak maçı izlemiş. Evet. Fenerbahçe'nin özel güvenlik görevlilerinin cebinde silah olduğu söyleniyor. Hatta bu ilk Fenerbahçeli oyuncuları savunma anında elini böyle bir... Gözüktü doğru aynen gözüktü. Peki bu hukuki mi? Yani bu güvenlik tamam akredite edildi ama içeriye silahla girmeleri de kanun kapsamında mı? Yasal bir şey mi? Valla orada şöyle bir şey var. Yani tribüne giren herkes silahını mesela seyirci olarak giriyorsa orada kasalar vardır. O kasaya bırakmakla yükümlüdür. Ama özel güvenlikler için izin alınırsa silahla girilir mi girilmez o konuda bilgim yok. Ama tribüne... Peki Trabzonspor'un bu konuda bir şeyi olabilir mi Hakan Orhan? Yani silahla sahaya girmiş Fenerbahçe'nin akredite ettiği insanlarla ilgili bir şikayet olamaz mı Trabzonspor'un kurumsal olarak? Ya şimdi o silahla bir eylem olmadığı için işin boyutu değişir. Benim bildiğim, emin değilim çünkü bu, çok ince detaylar var bu hususta mevzuat olarak. Benim bildiğim güvenlik görevlisinin dahi polis ve jandarma dışında kimsenin silahla tribüne giremeyeceği yönünde. Ama demek ki hiç aranmamışlar. Silahla girilmesine izin verilmiş. Zaten, peki Aydın... Onları boş verin. Stada giren biletli izleyiciler arandı mı? Ne diyorsun? Yani ben şimdi olayların akışını anlatırken bunu da söyleyecektim. Ama yani lütfen, yerim sırası gelmişken lütfen, söyleyeyim. Lütfen önemli. Bunu bir normalde, iki kişiden duydum. Yani şöyle şuradan başlayalım. Çoğumuz olduğu gibi ben de çocukluğumdan beri stadyumun içerisindeyim. Eski Avni Aker, yeni Akyazı Stadı. Yani bugüne kadar 6-7 yaşlarımdan beri neredeyse Trabzonspor iç sahadaki bütün maçlarını seyrettim. Bir sürü olaya şahit olduk. Yani yarıda kalmış maçlar oldu, çok olaylı maçlar oldu. Erman Toroğlu, Ahmet Çakar dönemlerini hatırlayın. Hepsini stadyumda yaşayarak gördüm. Bu maçta farklı gelişen olaylar vardı. Yani Trabzonspor taraftarlarının yaşadığı öfke krizi, hakeme karşı duydukları kinle bir anda sahaya işte çakmak atmalar, ayakkabı atmalar, küfür etmeler... İşte böyle münferit bir şekilde bir kişinin sahaya atlamak istemesi, bazen atlayabilmesi gibi bir olay değildi dün yaşanılanlar. Şimdi Ramazan ayıydı biliyorsunuz. Biz de Tonya'da köydeydik arkadaşlarla. Onlara dedim ki bu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarından önce çok ciddi güvenlik önlemleri alınıyor. Bir de iftar sonrasında da bir yoğunluk olabilir. Stada erken gidelim çünkü orada polis araması, güvenlik kontrolden geçiş, herkesin de bir anda yığılmasıyla sıkıntı yaşayabiliriz. Erken gidelim dedim ve erken gittik. Öncelikle normalde bir güvenlik şeyinden geçiyoruz. Üstümüz aranıyor. Diğer maçlardan bahsediyorum. Bundan önceki maçta da bile çok daha sık arandık. Sonradan kapıdan girdikten sonra da bir polis tembiri var. O polisler üstteki kameradan pasalık sahibi miyiz, değil miyiz, başka biri mi diye bir göz ucuyla bir kontrol yapıyor. Ve o güvenlik polisler de bizi aradıktan sonra maça girebiliyor. Fakat Fenerbahçe maçında sadece şöyle iki dokunuşla geçin dediler. Normal özel güvenlikten bahsediyorum. Polis hiç bir arama yapmadı. Biz de Doğu tribünündeyiz. Hakan Orhan'la birlikte. Yani olayların olduğu tribündeyiz. Hiçbir arama yapılmadan içeri girdik diyebilirim. Bu bir kere çok garip geldi bana. Yani maçın başlarken bunu çok garipsediğimi söyledim. Etrafımdaki arkadaşlara da söyledim. Bu bir garip geldi. Birbirinizi arasaydınız Aydın. Biraz siz de sorumluluk alın. Arkadaşlar birbirini arayacak orada. Beni biraz tedirgin etti. İkincisi, yani önceki yıllarda yaşanan şike olayları, Trabzonspor, Fenerbahçe gerilimini falan geçiyorum. Maçtan önce Selahattin Baki'nin son dakikada işte kazandıkları şaibeli maçtan sonra acaba Trabzonspor maçında Futbol Federasyonu nasıl bir, yani şapkadan nasıl bir tavşan çıkartacak demeciyle başlayan, sonra Mert Hakan'ın Pendik maçında yaptığı olaylar üzerinden işte Rasim Ozan Kütahyalı, Tümer Metin, Batuhan, Erman Toroğlu'nun işte sen bunu git bakalım Trabzon tribünlerine yapabilir misin, Trabzon yedek kulübesine yapabilir misin gibi gazlamalar. Bu gazlamalardan sonra sosyal medyada iki taraftar gruplarının da birbirlerine olan öfkeleri. Yani böyle bir atmosferde maça giriyorduk. Pasolik biletlerinin
diğer Patolik sahiplerine açılması az önce söylediğim soru işaretlerine dışındaki ikinci büyük bir soru işareti. Yani Trabzonspor Kulübü böyle bir maçtan önce, bu kadar hani gergin geçmesi muhtemel bir maçtan önce, bilet satılmasıyla ilgili de bir derdin de olabileceğini zannetmiyorum ben bu maçta. Yani stadın dolacağı neredeyse kesin bir maçtan önce. Biletleri diğer Patolik sahiplerine açması ikinci çok önemli, enteresan. Üçüncüsü, yani 2015 yılından beri Trabzon'da bir olay yaşanmıyor. Yani Amlanker yıkıldı, sonra Akkezi stadındayız. 2015 yılından beri ciddi bir olay Trabzon'da yaşanmadı. İşi benzeri görülmemiş bir şekilde içeriye su ve patlayıcı maddenin sokulduğunu gördüm. Hatta su şişeleriyle ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. İlk yarının sonunda koli alttaki bu çok fazla su atılan yerden, yani yukarıdan görebiliyoruz Hakan Orhan'la birlikte, koli oralarda su dağıtıldı. Yani maçın başında ayrı dağıtıldı. Devre arasında, yani bana göre biten cephaneyi tamamlayabilmek için ayrı ayrı su dağıtıldı. Bunu bazıları iftara bağladı. Hani su içmesi gerekir iftar açmak için falan, ama ilgisi yok çünkü yani maçın devre arası kaçtı, işte 9-9.30 arasında yeniden su dağıtıldı. Oradaki taraftar gruplarında yani az çok gelir dağılımını falan biliyoruz. Yani gidip o bir suya 10 lira 20 lira verip orada alıp içecek durumda da değiller. Ve sürekli bir su dağıtılımını izliyorduk yukarıdan aşağıya bakınca. İkincisi, gösterilen tepki herhangi bir hakem kararına, işte futbolcunun bir atıyorum provokasyonuna karşı da değildi. Yani biz maçın birinci dakikasından son dakikasına kadar sürekli bir patlayıcı atıldı sahaya. Sürekli su şişeleri atıldı sahaya ve dediğimiz gibi belli bölgeden atıldı. Yani bütün tribünlerden atılmadı. Birinci dakikadan maçın sonuna kadar aynı yerden atıldı. Tribünlerde yani birazcık farkındalığı olan herkes burada acayip bir iş dönüyor diye düşünmeye başladı. Biz bunları aramızda da konuştuk. Aşağıdan su şişesi atanlara karşı da tepki koymaya çalıştık. Bağırdık, çağırdık, güvenliği çağırdık, polislere bağırdık, onlara bağırdık, onlarla münakaşa ettik. Ama hiçbir şekilde önüne geçemedik. İşin ilginci, yani devre arasında da belki müdahale edilebilirdi bu işe. Yönetim müdahale edebilirdi olan biteni göre. Polis müdahale edebilirdi. Böyle bir şey de olmadı. Su dağıtılmaları devam etti devre arasında da. Yani biz atak yaparken, kenardan taç atarken, ortalıkta hiçbir Fenerbahçeli futbolcu yokken dahi su şişeleri atıldı sahaya. Bizim oyuncularımıza da atıldı. Yani stadyumun kapısına geldi. Ben bütün bunları birleştirdiğim zaman Enis Destan. Kafa toplarına çok hakim diyorsun. Ona bile iki şey yaptı çocuk. Ya, vallahi. Ben yavrum bunu vallahi. Yani o çocukların emeğine ben çok üzülüyorum. Yani şu maçı bu çocuklara kaybettiren bu hakeme de yavaş yavaş gelmemiz lazım. Aydın. Ben şunu bitireyim ama. Bitir yani lütfen. Stadyumda olan, dediğim gibi aklı başında herkes, özellikle olayların yaşandığı yere yakın olan herkes, bu işin doğal olmadığını, doğal bir protesto olmadığını, Fenerbahçe'ye karşı öfkeden, maçın stresinden ya da bir hakem kararından kaynaklanmadığını gördüğünü düşünüyorum. Bunun organize bir iş olduğunu, daha olayların başladığı andan itibaren birçok insan gördü, fark etti. Burada kim, kiminle, ne amaçla bu işi planladı, yaptı tabii ki bilmiyoruz. Hakan Orhan'ın söylediği gibi adli soruşturmalardan sonra belki ortaya çıkacak. Ama ben şuna da inanıyorum. Maç 2-2 bitseydi, bitiyor gibi olsaydı, yani Fenerbahçe puan kaybedecek gibi olsaydı, bence sahaya atlayacak olan kişiler maç bitmeden sahaya atlayacaklardı. Yani o maçın bitirilmemesiyle ilgili bir tavır vardı. Ama Fenerbahçe bence 3. golü atınca sahaya girme işi belki maçın bitimini erteledi. Maçtan çünkü sonra sahaya girme işinin de planlı olduğunu az sonra maske konusunu anlatınca izleyicilerimiz de fark edecekler. Bu bence maçtan önce oturulmuş, konuşulmuş, planlanmış, birinci dakikadan maç sonuna kadar organize edilmiş bir işti. Bunun çok, yani iddialı konuşmayı seven bir insan değilim ben ama bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Tekrar ediyorum, bence Fenerbahçe maçı kazanmasaydı, üçüncü golü atmasaydı bu arkadaşlar sahaya maç bitmeden önce gireceklerdi ve maçı tatil edeceklerdi. Çünkü oraya maça girmek için girdikleri çok açık.
Peki şimdi tabii ki attı Fenerbahçe golü, nasıl attığını biliyoruz. Şimdi bu çocukla ilk yarıda maalesef kötü oynadık. Çok gafil bir goller yedik. Değil mi sonuçta? Ve şeye gittik devre arasında. İkinci yarı çıktık. Hemen golü bulduk ve hakikaten iyi oynadık. Normalde maçı almamız da lazım değil mi? Üçüncü golü atıp. Gayet iyi bir ikinci yarı oynadı bütün oyuncularımız. Hiç oyundan kopmadılar. Psikolojileri hiç yıkılmadı Trabzonspor için. Son zamanlarda olan bir şey değildi bu. Galibiyeti hak ettiler sonuçta. Ama penaltı pozisyonunda verilmeyen kırmızı kart. İlk yarıdaki bir golde bir faul. Üçüncü golde aynı pozisyonda iki faul var. Ve hiç VAR uyarısı olmadan, sıfır VAR uyarısıyla bu maçı bitiren bir hakem ve VAR odası var. Yani bu çok büyük bir hakem skandalı. Buna rağmen işte sahaya girenler yüzünden, çıkan olaylar yüzünden bunlar konuşulmuyor şu an. Ve Fenerbahçe camiası da Ali Koç'u çıkardı tabii şeye, sahneye. İşte biz ligden çekiliriz diye. Şimdi onlara düştüler oyuncuların ceza almamasına. Şimdi ne diyorsunuz hakem için? Yani gayet normal bir hakem yönetimi vardı. Yoksa Trabzonspor net olarak hakemle mi kaybetti? Bakın İstanbul'daki maçta iki golümüz verilmedi. Aleyhimize iki penaltı verilmedi ve maçı 3-2 kazandık. Bu sefer iki golde faul var. Bir kırmızı kart verilmedi. 3-2 kaybettik. Yani iki maçta da aynı şekilde katledildik. Birini kazandık öbürünü kaybettik. Yani burada evet olay oldu diye hakemi konuşmamak, hak ettiğimiz puanı alamamanın bir nedenini aramamak lazım değil mi? Mesela Yusuf Turan Aksoy biraz önce katılmış. O da şey yapmış. Aynısını. Sonuçta. Ne diyorsunuz? Evet. Atilla abi ne diyorsun? Abi, pardon. Hakemin ilk anda o sahadaki tribünden gelen olaylar karşısında, yani oyunu etkilediği sürece o oyunu tatil etmesi gerekirdi bana kalırsa. Ama Türkiye'de daha büyük olaylar oldu ve hiçbir hakem de nedense müsabakayı tatil etme yoluna gitmedi. Tabii bu hareketten cesaret alan tribündeki olaylar daha da fazlalaştı. Şimdi ama şu da var Hakan. Devamlı tribünden atılan o devre 2-0 bitti. 2-2'ye gelince yani oyun durdu. Oyun öldü. Yani sen de mahalle arasında oynasak bile futbolu, oyun durduğu vakit bizim motivasyonumuz, konsantrasyonumuz azalıyor yani. Oyuna bağlantımız gidiyor. Şimdi bu arada 2-2'yi yakaladık. Ben son golü görmedim. Daha sonra gördüm. Orada hakikaten bir faul hareketi var. Yani aman neden vermedi bilemiyorum. Hakem vermeyebilir ama dediği gibi arkadaşlarım VAR'daki müdahale edebilir. Yani golü incelemesi istenebilirdi. O yolda gitmedi. Bir şey daha söylemek istiyorum Hakan. Ben fazla hakem tartışılmasını pek taraftar olan bir insan değilim. Çünkü bana kalırsa Türkiye'deki şu futboldaki şiddet olayını artıran etkenlerden bir tanesi de hakemlerin değişik kanallarda hakem kararının tartışılmasıdır. Avrupa Konseyi'nin 2001 yılında yayınladığı bir tavsiye kararına der ki hakem kararları televizyon kanallarında tartışılmasın. Bunu öneriyor. Bu bir tavsiye kararıdır. Ama bizde maalesef bu rant olmuş. Hemen hemen her televizyon kanalında bir hakem yorumcuları var. Ve bunlar da bilerek bilmeyerek bir kere hakem kararına uyanlar da var, karşı çıkanlar da var. Yani beğenmeyenler de var. Demek ki bu hakem kararını vermedi, ortak bir noktada maalesef bulamıyor. Çünkü hakem oradaki kendi yorumunu uyguluyor. Ve kararı ben verdim. Eğer bu maçın hakemiysem, hakimi bensem diyor. Benim anlayışım bu. Fakat türbinde izleyip daha sonra ekrandan izleyen arkadaşlarımız da öyle olmadığını söylüyor bir kısmı. Ve bu taraftardan bu destek bulunca işte bak ben haklıydım. Hakem bizim hakkımızı yedi gibi söylentiler, taraftar edinmeler bir sonraki maça hakemlere karşı bir ön yargıyla çıkmamızı neden oluyor. Bu toplumsal bir rahatsızlık. O nedenle fazla bana hakem konusunda bir şey sorma. Ben tamam. Yo abi saygı duyuyorum. Şu var, biz de bir açmazın içindeyiz. Hakemlere tabii ki tartışılıp sonuçta hedef olmasın. Diğer yandan da hakemlerin sergilediği şey, bunun arka planındaki güvensizlik oluşturan nedenler de bizi konuşmaya itiyor. Birçok kişi itiyor.
tamam onu konuşmayalım. Tamam o kalsın. Ama şu var. Bu maçtaki en önemli şey organize bir maçı yarıda bırakma çabası. Şimdi ne diyorsunuz? Mesela zaman İstanbul kulüplerinin kendi aralarında sahaya böyle şeyler atıldığında tatil edilen bir tek maç yok. Yok. Bir tek maç yok. Yok evet yok. Bir tek. Onu söyledim işte. Hakemin kafası yaralmış değil mi? Ama, hangi maç oldu? Hatırlamıyorum. Ama bizim stadımızda da çok olduğunu kabul etmeliyiz. Yani biz dersek ki Fenerbahçeli oyuncular tahrik etti. Hakem şöyle yaptı. Yani bu gerçekçi değil. Ya ama şöyle oldu ama bak bu da böyle değil. Yani bu olayda sahaya seyircinin girmesi, bu seyirci Trabzonsporluysa da, bu seyirci Trabzonsporlu değilse de, provokasyon için oraya gönderilmişse de, rakip bile göndermişse de, burası senin evin. Evine hakim olacaksın sen Trabzonspor olarak. Kesinlikle, senin sahanda şüpheli insanların bilet almamasını sağlayacaksın. Güvenliğin sağlanması için elinden geleni yapacaksın. Uyanık olacaksın. Bunların hiçbirini yapmamışsın. Herkese bilet satmışsın. Kimin ne olduğunu bilmiyorsun. Sahaya kolilerle su giriyor, haberin yok. Patlayıcı giriyor, haberin yok. Gerekirse böyle maçlarda sen de kendi güvenliğini koyacaksın oraya. Var Hakan yani abi. Normalde böyle maçlarda çok daha fazla güvenlik olurdu. Ya böyle şimdi, çok tuhaf bir durum var. Çok şimdi, anormal bir durum var. Çok anormal bir durum var. Hakan orada mesela sular bir kuraldır. Bir temsilcilik yaptığım zaman da kantindeki arkadaşlar dedi ki suların ağzını açıp öyle vereceksin. Öyle satacaksın. Yani bu basit kantinde bir önlemdir. Satılan, Akilla Bey, şimdi, kantinde satılan suların hepsi ağzı açık satılıyor. Oraya giden demek sular kantinde satılan sular değil. Koliyle gelmiş. Ama o koliyle kim getirdi onu? Yani getiren de o önemi. Yani katılıyorum. Bir şey var. Bir böyle hepsinin bir arada olması tesadüfen gelişmiş olaylar değildir. Yani bunlar birbirine koydum. Sanki bir organize olayın parçaları gibi gözüküyor. Katılıyorum. Kapıdaki aramalar kesinlikle olması lazımdı. Söyledi. Yani özel güvenlik arabası değil, polisin aramasını istemesi lazım. Bu maçlara özel değişik önlemler alınması gerekir. Bu yani riski yüksek bir müsabaka. Bunun İl Spor Güvenlik Kurulu'nda işlemesi lazım. Bunu Trabzonspor temsilcisini kimse toplantıya katan onun gündeme taşıması lazım, istemesi lazım. Belki de istemiştir, bilemiyoruz. Yani bu abi gibi, benzer bir şeyi bakın Sayın Karakullukçu yazmış. Diyor ki maraton alttaki taraftar grupları maçı tatil ettirmek için elinden geleni yaptı. Maçtaydım, bunlar kesinlikle art niyetliydi diyor. Hakan şimdi şu var ya, ben Trabzonspor'un yerinde olsam bu şu krizi fırsata çeviririm. Ya mağdur diye suçlu gibi değil, ön alırım burada. O taraftarların hepsini tespit edildikten sonra pasolikleri men sene yani ömür boyu men edilmesi lazımdır. Kendisinin cezası vermesi lazımdır. Ve bunun bir organize olay olduğunu, kendileri dışında geliştiğini, Trabzonspor'a ve Trabzon'a mal edilmeyeceğini açıklayacak, topluma ikna edecek. Yani alınması gereken her türlü önemin yanında olduğunuz, yanındayız şeklinde mesajlarla bu Trabzonspor'un kötü yaratılmak isteyen imajının önüne geçmek lazım diye düşünüyorum. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Turgay 5 Yıldız'ı alacağız şimdi yayına. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere iyi sonraki yayınlarda inşallah. Ben size iyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. Turgay da geldi. Hakan abi sen kal yayında. Buradayım, sıkıntı yok. Turgay Bey tekrar hoş geldiniz sevgili kardeşim. Siz ne diyorsunuz maçla ilgili? Önce o görüşleri sonra kitaba gelelim, olur mu? Sağ olsun Hakan Orhan getirdi kitabını bana Ankara'ya, imzalamışsın. Hakan Orhan gelirken getirdi. Evet, Ankara'da da yine senin arkadaşın olan Ali Celasin'e verdim. Evet, Haydar Celasin, doçent doktor, genel cerrah arkadaşımızın abisi. Evet. Beraber Haydar'la ameliyatlara giriyoruz ve Ali Bey'e de kitabını ulaştırdık bu arada arkadaşına. Evet, Turgay senden alalım lütfen. Nedir maç sırası, maç sonrası duyumlar, görüşler, düşünceler neler? Trabzon'un Dar Sokaklar ilk kitabı yola çıktı gidiyor da ben de aslında maça dönmek istiyorum ama tabii yarım saat bir sizi dinledim bir ön bilgim olsun diye. Özellikle Sayın Fera, sevgili avukat Sayın Orhan'a, Sayın Aktaş'a ve Yiğitcan arkadaşa da iyi akşamlar diliyorum. Şimdi biliyorsunuz 35 yıldır bu işin içerisindeyim, takımla beraberim. Yani bu maç biterken şöyle dua ettim basın tribününde.
yanımdaki arkadaşlarla konuşuyoruz. Dua ediyorum 2-2 bitsin diye. Çünkü ben sahneyi gördüm. İşte yılların tecrübesi mi diyelim, ne yapalım? Ya da futbol oynamışlığın tecrübesimiz. Yani olaya çıkacak. Bu artık belli oldu. Kim yenerse yensin. Trabzonspor'da yense olaya çıkacak. Fenerbahçe'de yense olaya çıkacak. Şimdi berabere bitseydi kesinlikle olay moray çıkmayacaktı. Buna da o kadar eminim. Yani o kadar şey var ki işin asıl başı Fenerbahçe stadyuma geldi. Bundan birkaç yıl önce Adana Spor'dan Trabzonspor'a transfer edilen kaleci İrfan Can Eğribayat. İki idmana falan çıktı burada. Sonra sıkıntılar oldu, İstanbul'a gelindi. Anlaşmaları da sözleşmede bir parasal marasal durumlar oldu. Biraz yükselttiler rakam falan derken Trabzonspor'un transferinden vazgeçti bu arkadaşın. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın. Evet. Sen dediler gelme. Biz sana biraz şeylik, ukalalık durumlar oldu İstanbul'da. Sen dediler gelme, biz sana eşyalarını göndeririz. Daha sonra tesislerde eşyalarını bavula koyup İrfan Can'a gönderdiler. Yılını tam hatırlamıyorum ama 5-6 sene var. Velakin bu arkadaşımız oradan bir sıkıntısı var Trabzonspor'a karşı, kabul ediyorum. Genç de bir çocuk. Çek eğitimli ve kültürlü olduğunu da sanmıyorum. Maç stadyuma girdi. Elinde bunun, çok özür dilerim, eskiden yıllar öncesinden Almanya'ya giden bazı abilerimiz geldiği zaman kafasında böyle bir poter olurdu. Şapka, bir de tüy olurdu. Tüy olurdu şapkada. Bir de elinde teyip olurdu. Hani Almanya'dan geliyorum. Bak teyibim var, poterim var, şapkalı falan. Almanlar çok kullanır o poter, tüylü poteri. Yıllar önceki şeyden bahsediyorum. Onun gibi stadyuma giriyor, elinde teyip var, böyle büyük bir teyip. Koridorda Fenerbahçe'nin marşını açıyor. Açabilir. Fakat sonuna kadar açıyor koridorda. Koridor süpürgesi iyi. Tabii. Şimdi koridor süpürgesi. Ben şimdi sizin bilmediğiniz şeyleri anlatacağım. Şimdi zaten onu merak ediyoruz. Şimdi koridor stresini bilen biri olarak koridor psikolojisini, soyunma odasını, soyunma odasının kokusunu, ambiyansını iyi bilen birisi olarak şimdi onun sesini açtığın zaman oradaki insanlar, çalışanlar, siviller yani İrfan Can'a böyle çok hoş bakmadılar. Yani maç başlamamış. Gelmişsin, soyunma odana gidiyorsun. Sağına çıkıp çimi bakacaksın, krampon, hangi kramponları giydin oynuyorsan falan. Açmışsın teybin sonu. Ya bu nasıl bir şey ya? Sen Fenerbahçe kulübünün bir kalecisisin. Yedek ya da asıl. Yani elinde sanki yıllar önce, 40 sene önce Almanya'dan memlekete izine gelen bizim gurbetçi abilerimiz gibi. Onlar modaydı. Elinde bir teyip. Sonuna kadar açmışsın. Fenerbahçe'nin marşını çalıyorsun. Çalabilirsin kardeşim. Fakat sesini niye açıyorsun sonuna kadar? Ve daha maç başlamamış. Başlamak üzere. Yani 1,5 saat var. Koridorda sonuna kadar açıyorsun. Bir. Maç başlıyor. Ben Fenerbahçe kulübesinin arkasında basın tribünündeyim. Maçı bıraktım. Sağ solu kolluyorum ben. Yani bir şey olacak. Dua ediyorum olmasın diye. Olacak. 96'yı birebir yaşadım Kanal 6'da. 2005'i birebir yaşadım İstanbul'da Cem Papilay'dayken. 2-1'lik Fenerbahçe maçı NTV'deydim. 2021 Haber 61 Net'teydim. Covid oldu. Şampiyonluğumuzu aldılar. Trabzonspor'un şampiyonluğunu aldılar. Başakşehir'e verdiler. Şimdi aynı şeyler. Yani maç başlıyor. Mert Hakan Yandaş. Şimdi ben İsmail Kartal'a bunu soracaktım maçtan sonra. Soru almıyorum dedi. Saygı gösterdik. Mert Hakan Yandaş sakatsa kulübede ne işi var? Bir. İki. Ya İrfan Can kardeşim, bak genç çocuksun. Sen orada kulübenin arkasından niye taraftarlarla böyle sürtüşüyorsun, gülüyorsun, dişlerini görüyorsun? Fotoğraflar var bir sürü. Yani orada kavgalar başladı soyunma odasından yedek kulübesine ve bak görüntüsü var. Ben İsmail Hoca'ya yakıştıramadım. Bir çakmak atıyor. İsmail Kartal'ın omuzuna vuruyor. Görüntü var. Atmıyoruz. Bakın. Twitter'da da var görüntüler. Omuzuna vuruyor. Çakmak yere düşüyor. Bir Otto Barış mıydı? Hani sırtına elma evet, vurmuş. Evet tabii. Ali Şen dönemi. Aynen orada yine arkadayım ben yine. Olaya yakın şahidim. Mehmet Ali Yılmaz başkanım. Rahmetli Cevat Kole'ye gidi. Cevat evet, Kole çıkıp anlatmıştı olayı. Neyse. Ben Mehmet Ali Bey'e demiştim. Ona sırtına yani vuran taş falan değil diye. Neyse. Devre arasında girdim soyum şeyde. O zaman giriliyordu hatta koridorlara. Velakin şeye gelelim. İsmail Kartal şöyle bir baktı çakmağa. Videosu var, izleyebilirsiniz. Çakmak yere düştü. Düştü sonra ensesini tuttu.
Ya kardeşim bu senin omuzuna vurdu. Çakmak bu ya. Tamam yanlış tabii ki. Atılmaması lazım. Güvenliğe de geleceğiz. Atılmaması lazım ama yani olaya niye giriyorsun ya? Sen profesyonel futbolcusun. Bak 1996'da havalimanından içeri girdin. Trabzon Havalimanı'nda. Dün gibi hatırlıyorum. Hafızam kuvvetlidir. Ya, tarihi yazıyoruz değil mi? Kitaplarda. Kardeşim 96 içeri girdin. Kapıdan senin Caner Çuvalcıoğlu. Trabzonspor'da o zaman idari menajer miydi, görevli miydi Caner arkadaşım? Sen de tanırsın bizim lise döneminde. Tabii ki. Çiçekle girdi. İçeri girenlere çiçek uzattı. Bunlar da aldılar. Hoş bulduk dediler gittiler. Ama Caner kim tanımadılar ya? Caner de o anda kendini tanıtamıyor. 96'da. Mayıs 96. Arkadan ilk çıkan futbolcu İsmail Kartal. Dedi ki benim yanımdan geçerken. Benim elimde mikrofon var. Kanal 6'nın mikrofonu. Tabii dedi lan biz buraya dedi gezmeye mi geldik? Maça geldik dedi. Eyvallah. Tabii ki maça geldim. Niye söylüyorsun yani o kalabalığa orada seni bekleyenler niye sana kimse bir şey sormadı ki? İsmail Kartal. Bak şimdi. Ben size şurada son yazımın son şeyini okuyacağım. Müsaade edin. Bir dakika. Son cümleyi okuyorum bakın. Son cümleyi uzatmıyorum. Bir dakika. Maçın bitiminde orta sahada galibiyeti kutlamaya başlayan Fenerbahçeli oyunculara haklarıdır kutlayabilirler. Ama niye kol hareketi yapıyorsun Fred? Olaylara karışanlar Bassuay'ı sen söyle hemen söyleyeyim. Osterwolde. Bravo. Osterwolde. Batshuayi, Osayi Samuel. Osayi Samuel. Şimdi el kol hareketleri yapmaya başlayınca eyvah gitse biri uyarsa dedim şey gördüm. Trabzonspor idari menajeri Emrah Tok'u gördüm. Arkadan Abdullah Hoca. Egemen bütün takımı çıkardı. Soktu şeye koridora. Orada duruyor kenarda. Emrah Tok'la bunu soruyordum İsmail Kartal'a. Soru almadı. Abdullah Hoca'ya sordum baştan sonra. Abdullah Avcı'ya. Gittiler hem Emrah hem şey Abdullah Hoca İsmail Kartal'a. Emrah da diğer o teknik ekip yardımcısı diyor. Diyor ki orada. Görüyorum. Dudaklarımı da okuyorum ve görüyorum. Dediklerini de ne dediklerini anlıyorum. Gerizekalı değiliz. Top oynadık yani. Diyor ki ya hocam maç tamam. Tebrik ediyoruz. Eğlenin ama lütfen içeride yapsanız maç gergin şey olabilir. Yani olay çıkabilir diyorlar. Bunu sordum Sayın Avcı'ya. Avcı da cevap verdi. Videosu var. Maçtan sonra basın toplantısında. Hocam doğru mu dedi? Evet dedi. Söyledim dedi. Hocam dedi takım içeri alabilir misin? Maç gergin bitti. Gergin bir hava var. Olay çıkabilir. Yani içeride eğlenebilir misiniz? Tabii gitti. Orta sahada eğlenebilirsin. Sana kimse eğlenme demiyor. Trabzonspor'un eğlendiği gibi. Ama el kol hareketi niye yapıyorsunuz kardeşim? Zaten maçtan önce Galatasaray maçı germiş. Kimse Galatasaray'dan konuşmuyor. Galatasaray maçı germiş zaten 2-3 haftadan beri. Her şeyi Trabzon'a atmışlar. Trabzon'da bunu yapabilir misin? Trabzon'da el kol hareketi yapabilir misin? Hakan Mertendaş bunu yapabilir misin? Ali bunu yapabilir misin? Verirsen Trabzon'da bunu yapabilir misin? Trabzon'da dedi ki lan biz neyiz ya falan filan. Yani burada yapamazsınız. Yani böyle bir hava yarattı Galatasaray. Gel bugün sokağa çık. Bak bakalım millet Galatasaray için ne diyor, Fenerbahçe için ne diyor Trabzon'da. Yani yine de derler ki bak şu şeyde sokakta çık sor. İki takımdan biri olacaksa yine kalkıp derler ki Fenerbahçe olsun. Bak buna emin ol. Yani buna emin olamam. Yani emin olacak bir şey diye herkes bir şey söyleyebilir. Söyle. Soranlar oldu. Ha. Yerel medyadan soranlar oldu. Bak ne dediler çoğu? Galatasaray önce Fenerbahçe olsun dediler. Bak bunu da diyen çok var. Neyse orası bizi ilgilendirmiyor. Şimdi bu uyarılara rağmen önce İsmail Kartal elleri cebinde şeyin etrafında dolanmaya başladı. Bu arada Trabzon Emniyeti, polisi sahaya girip Fenerbahçe oyuncuları neden çemberi alıp Antalya Spor maçında sahaya girilen şampiyonluk maçındaki Antalya Spor maçındaki gibi bir honi V şeklinde yapıp şeye doğru şöyle ters V sahanın içinden honi şeklinde tünele girişi niye yapmadı? Anlamadım yani polis oraya gidip onları niye kordon altına almadı? Çünkü bu özel güvenliğin işi değil. Buradan hatta yazının sonuna son cümleyi söyleyeyim. Buradan Trabzonspor Kulübesi'ne gidelim. Lütfen soyunma odasına gidin. Ortam gergin olay çıkabilir. Uyarıları olmasına rağmen. İnatla. Buraya dikkat. Orta sahada kalıp tribünlere el kol hareketleri yapılınca bir grup bordo mavili taraftarının sahaya girmesinin sorumlusu takımı bir an önce soyunma odasına yollamayan sen misin acaba İsmail Kartal? Diye cümleyi bitirdim. Şimdi ardından Hakan Mertcan'ın ve İrfan Can Eğribayat'ın sağ kenarındaki o gergin ortamı yaratmasından sonra
sahaya pet şişeleri yağmaya başladı. Doğru mu? Yanlış. Yarın saat 3'te bir otelde Başkan Sayın Ertuğrul Doğan'ın basın toplantısı var. Olacağız. Orada yönetime de kendilerine şunu bizzat ben ileteceğim. Bak diyorum. Diyeceğim ki gergin maçlarda lütfen içeride pet şişi, pet bardak su satışı yasaklansın. Su mu içeceksin? Git lavabodan, çeşmeden iç kardeş. Hepimiz gidip çeşmeden içelim. Bu bardak şişini buradan kaldırın. Eğer maçta bir gergin hava varsa bu gergin havadan kurtarmak için pet şişe satılmasın. Ne olur ya 1,5 saat şişe, pet şişe bardaktan. Bak görüyor musun bardakları? Bak bak atılıyor, o hala hareket yapıyor. Ya yakışır mı sana ya? Yapma. Sen Fenerbahçe'nin oyuncusun ya. Ya büyük bir kulübün oyuncusun. Burada olta hareketi yapıyor değil mi? Balık tutma hareketi yapıyor. Yani her şeyleri yapıyorlar. Şimdi o taraftan bak şimdi bak devam ediyor. Şu şeyi yapıyor değil mi? Makineyi yapıyor. Sargılı yani, makineyi evet, yapıyor. Olaya gelin. Tabii. Şimdi bunlar hadi bunları yaptınız. Eğlenin. Eyvallah. Kardeşim şimdi gergin bir ortam var. Çek takımı sağdan. Gel içeri gir. Koridorda bağır, çağır, her şey yap. Bakın 96 yılında Kanal 6'dayım. Tünel maç bitti. Aykut sahanın içeride futbolcuları birden topladı. Herkes içeri. Seyirciden bağırıyor. Ben peşlerine. Oğuzhan Aykut en arkada. Ben arkadayım kameramanla beraber. Alttaki tünele girdik abi Naker'de. Onlar önünde gidiyor. 11 futbolcu Fenerbahçeli. İki kişi var. Biri ben, biri kameraman. Kanal 6'da. 1996. Giderken Aykut ne yaptı biliyor musun Oğuzhan Aykut? Helal olsun. Dediler bak arkadaşlar bu olay çıkabilir. Millet şokta. Tribünde millet ağlıyor. Saygılı olun. Herkes soyunma odasına girsin. Orada herkes eğlensin. Aykut ve Oğuz futbolcuları iterek Fenerbahçe koridorda soyunma odasına soktu. Ben buna birebir şahidim. Onlar da Fenerbahçeli futbolcuydu. Bunlar da Fenerbahçeli futbolcuydu. O Aykut ve Oğuz buraya gelmiyordu. Gelmese Trabzon'da maçı banko alırdı. Geldiler aldılar. O Oğuz'dan Aykut o sezon Fenerbahçe'de satışa koyuldu. Zannediyor ki bu Mert Hakan Yandaş'tan İrfan Can Eğribayat. Biz Fenerbahçe'de zanıyoruz. Çok salacağız. Bakın göreceksiniz. Onlar da en kısa zamanda kapının önüne koyulacaklar. Fenerbahçe öyle bir kulüptür yani. Büyük kulüp odur. Yani sen Trabzonspor'da olsa, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'de olsa bunu yapamazsın kardeş. Bunu yapamazsın. Ha ne oldu sonra? Polis olaya müdahale etmedi. Ya özel güvenlikten zaten maçı seyrediyorum eyvah dedim maç bitti. Şimdi güvenliğin yarısı böyle türbüne dönükken yan döndüler. Ben etrafı kolluyorum. İnşallah biri atlamaz diyorum. İnşallah biri atlamaz diyorum. Yan döndüler. Fenerbahçe'nin sevincine bakarken oradan o maskeli, o maske Almanya'dan geldi. O maskeli H.Ç. Araklı yolunda yakalandı. Fotoğrafları da var zaten. Üç arkadaş meydan parkında fotoğraf çektirmişler. Maçtan sonra bizim arkadaşı sordular ki meydana nasıl gidebiliriz diye. Çocuk bana bizzat dedi. Bunlar dedi bana sordular. Meydanı bile bilmiyorlar ya. Yani. Adamlar aydınlığında bir maça gelip olay çıkarıp gidiyor bu yani. Ya, ha bunun içeride başka şeyler var mı? Olabilir. Neyse. Konuda konuyu açıyor. O kadar çok şey var ki konuşacak. Ben de dağılıyorum. Üç günden beri hep bunları konuşmaktan inanın şey geldi yani. Bize de gına geldi. Bunları konuşmak da istemiyoruz ama konuyu dağıtıyor. Ne diyordum ben? Oraya evet. Maçla ilgili düşüncelerinizi anlatıyordunuz Turgay Bey. Yani ha, sizce bu evet. Maçtan sonra olan bitenleri siz evet. Biraz Fenerbahçe'nin şimdi, provokasyonuna bağlıyordunuz. Onu anlatıyordunuz. Yok. Onu tartışabiliriz. Ona girmeyeceğim. Yani bunu durup da bunu yapmaları sebebi neydi? Mesela maçın bitimine 35 dakika var. Maratondan yani Doğu blokundan Deniz Kalakız'dan ve Kapalı'dan bir grup su atıyor sahaya. Allah Allah diyorum. Turgay Bey ben size bir şey sorayım. Maç 2-2 olmuş. Fenerbahçe psikolojik olarak dağılmış. Olaylar evet. Var. Su şişeleri falan geçiyorum. Mutlak kazanması gereken bir maça çıkıyor ama son haftalarda son dakika hakem olayları, penaltılar vesaireleri zorla gidiyor. Futbol olarak bize mağlup olmaktan çok fazla korktukları maça çıktıklarını ben biliyorum. Fenerbahçe cephesinden de haber aldığım için biliyorum biraz. Böyle bir ortamda her şeye rağmen maç 2-2'ye gelmiş. Bugüne kadar 1967'den bugüne kadar izlediğimiz Trabzonspor taraftarı 2-2'ye gelmiş bir maçta rakibini şampiyonluktan edeceğin skoru almışken hala biz korner kullanırken, biz taç atarken hakeme, kendi oyuncumuza suç sesi atmasını siz neye bağlıyorsunuz Turgay Bey? Ya enteresan bir durum ya. Anormal bir durum ya.
sanki bazıları, yani provokasyon olmadığını da düşünsem bile, sanki bazıları gelmiş, yılların hıncını mıncını gelmiş senede bir defa maça, sanki buradan çıkarmaya çalışıyor. Bakın, Trabzonspor seyircisi yeni stadyum açıldığından beri, yani Papara Park stadyumu hizmete girdiğinden beri bir tane olayı yok. Antalya maçında yanlışlıkla sahaya girdi heyecanla. Ona hiçbir olay yok. Yani ilk defa böyle bir şey oluyor yeni stadyumda. Ya kardeşim, sen bu seyirci maç seyircisini öğrenmiş. Özellikle Trabzon'daki seyirci bakın. Abdullah Avcı bu konuda çok taraftarın üzerinde çok etkisi oldu. Yani sabır, destek, 90 dakika konularını çok işledi. Ve bunu seyirci aldı. Bu bilgiyi aldı ve gerçekten taraftar tam bir tecrübeli taraftar olmaya başladı. Yani ama bu maçta çok yabancı taraftar da vardı şeyin arasında. Papara Park stadyumunda. Yani hiç görmediğim yüzler, hiç hayatta görmediğim yüzler. Olabilir. Başkası da gelebilir. Oradan gelir, buradan gelir. Bir sürü yerde, Amerika'dan bile maça gelenler var. Turgay Bey, siz bir provokasyon olduğunu düşünüyor musunuz? Çok net soruyorum. Vallahi aklımdan geçmiyor değil. Aklımdan geçmiyor değil. Net bir şey söylemiyorum ama. Yani yılların deneyimi var sizde. Siz bugüne kadar, birinci dakikadan son dakika kadar bu kadar organize olmuş, sadece belli yerlerde atılan ama her tarafa eşit bir şekilde yayılmış su şişeleri, patlayıcı maddeleri bugüne kadar gördünüz mü? O hakemle, rakip oyuncuyla tamamen bağımsız anlarda atılan, birinci düdükle son düdüğe kadar atılan, maçta beraberliği yakalamamıza rağmen atılmayacağız. Bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaştın mı Turgay Bey? Yok ama o kadar çok sayı var ki diyorsun ki bu provokasyon varsa burada bu kadar fazla adam olabilir mi yani diyorsun yani. Hani bunu 3 kişiyle yani yapabilir. Turgay Bey, provokasyon şöyle bir şeydir. Hı. 20 bin, 30 bin kişiyi 50 kişilik, 100 kişilik bir grup provoke eder zaten. O aralara yayılmış insanlar provoke eder zaten. 2-2 olmuşken ona, bir şeydir. Ona geliyorum. 2-2 olmuşken su atmanın, yani 5 dakika mı? Kaçın dakikadaydık golü? 85 miydi? Kaçın? 86 miydi? Yani su atmanın, man diyorsun ki Allah Allah ya, bu seyirciye bunu atanlar kim diyorsun yani? Bu Trabzon seyircisi olamaz diyorsun. Yani Trabzon'da Papara Park'ın o şey seyircisi var yani, sabit, hani aboneli, demode olmuş, her zaman bilen, her zaman aynı yerinde oturan seyircisi bunu yapmaz diyorsun. Bunlar kim diyorsun yani? Maç 2-2 yiyen, bu pet şişeleri buraya atan kim? Bu suları buraya atan kim? Sular olmasa ne atacaklar, onu da merak ediyorum yani. Velhaşim. Arkadaşlar şimdi süremiz kısalıyor. Turgay arkadaşımızdan kitabında kısaca bir bahsetmesini rica edelim. Çünkü süremiz kısaldı. Bitiriyorum cümleyi. Lütfen kitaba geçelim. Kitaba geçelim çünkü maç konusu bitmez. Özellikle kitabı tanıtmak istiyoruz. Ben okudum kitabı. Trabzon'la ilgili eski bilinmeyen futbol değerlerimizi teknik adamları, futbolcuları anlatmışsın. Trabzon'un sokaklarını anlatmışsın. Babanı çok güzel anlatmışsın. Kitapla ilgili kısa bir şey alalım, tanıtım. Ondan sonra zaten programı toparlayacağız. Saat 11.30'da oldu. Son bir kitabı söyleyerek kitaba geçiyorum Hakan'cığım. Yani tamam, bu maçta Fenerbahçe ya da Trabzonspor hangisi galip gelseydi bu maçta olay çıkacaktı. Tek olay çıkmamasının skoru 2-2 idi, onu söyleyeyim yani. Evet. Bence 2-2'de de çıkacaktı. Aydın ne diyorsun? Ben 2-2 maçın bitireceğini, izin vereceğini zannetmiyorum o provokasyon. Biz konuştuk onu Aydın'la da, değil mi? Tamam. Bu maçı hiçbir şekilde bizim lehimize bitirmemek için elinden geleni yapacak. Üçüncü golü atsaydık 3-3 bitebilirdi. Doğru. Ama 2-2 bitmeyecekti. Ya enteresan tarafı Hakan, bak söylemeden geçmeyelim bunu. Bak VAR'daki görevli Onur Özü Toprak. Yani bir takımı tutuyor, biliyoruz, tamam. Hadi söylemeyelim sanki oyun bilmeyin. Ya kardeşim, ya insan bir defa VAR'a çağırmaz mı Halil Umut Meler'i ya? Yani 3 tane pozisyon var VAR'a çağıracağım. Geldi mi Halil Umut Meler'e bir kez VAR'a geldi mi? Soruyorum. Geldi mi? VAR'a geldiği an işin biteceğini biliyorlar yani. VAR çünkü konuşmaları yayınlanacak. Biliyor. Acaba benim merak ettiğim, acaba onu çağırdı mı? Halil mi gelmedi? Halil Umut Meler benim beğendiğim bir hakemdir ama yani Halil Umut Meler mi gelmedi VAR'a? Yoksa VAR'daki koyu Fenerbahçeli olduğu söylenen Onur Özü Toprak mı onu VAR'a çağırmadı? Enteresan. Artık çağırmamayı tercih ediyorlar işte bu şekilde. Evet, kitabı unutmayalım. Evet. Lütfen kitaba gelelim. Saat 11.30 oluyor lütfen. Vallahi kitap şöyle söyleyeyim. Yani muhteşem geçmişiyle, hani tarih kokan nemli sokaklarıyla bilinen ve yazılıp çizilen 4000 yıllık tarihin denilen ama bana göre daha fazla olan geçmişiyle, antik
Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yaşayan Trabzon'un ansiklopedilere bile sığmayacak insanları ve hikayeleri de enteresan ve unutulmaz yaşanmışlıkları vardı. Yani renkli bir şehir. Öyle insanlar var ki onu bir hikaye olarak yazamazsın, kitap olarak yazarsın. Öyle kitabı yapılmış insanlar var. Onlar onun için benim kitabımda hikayelerde yer almıyor. Çünkü onlar şöyle söyleyeyim, yani kitap olur. Yani çok geniş yazılması gerekenler. Ama en azından işlerinden bazılarını 4-5 A4'e özetlemeye çalışabiliyoruz. Özellikle bu kentin futbol dünyası mahalle aralarında başlayıp Kavak Meydan'daki ilk saha olan ve halk arasında taramalı saha diye adlandırılan bu inzibatın karşısındaki yerden başlayıp Ziya Bey sahası, karayolları, bölge müdürlüğünün alttaki saha, Ahmet Suat Özel stadyumu diye geçiyor. Yavuz Selim sahası, Avni Aker stadyumu ve Akyaz'daki şu andaki Papara Park'ta halen daha dillerdedir bu isimler. Yani zaman zaman o sohbetlerde anılırlar. Sanatı ve sanatçısıyla, tarihiyle Arnavut kaldırımı taşlarının her geçen gün asfalt çekilen, her geçen gün Arnavut taşlarının üzerine asfalt çekilen ünlem işareti. Kadını ve erkeğiyle bu şehrin yetiştirdiği evlatlarıydılar bu yazdığımız insanlar ve yazmaya devam edeceğimiz insanlar. Her mahallenin, Hakan Hocam, her sokağın kendine bir has özelliği ve insanı vardı. Biz sizlere herkesin ya da tüm ülkenin tanıdıklarını, bildiklerini, adlarına kitap yazılmış olanlar değil. Onları zaten hürmet ve saygıyla anıyoruz, onları bir köşeye koyuyoruz. Biz bu şehirdekilerin tanıdıklarını, onların hikayelerini, duyulanları, konuşulanları, gördüklerini ve kulaktan kulağa anlatılanları yazıyoruz, yazmaya çalışıyoruz. Trabzon'un Dar Sokakları 1 ve Trabzon'un Dar Sokakları 2 kitabında Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in en uzun süre valilik yaptığı, neredeyse dünyayı fetheden ve çok uzun süre, en uzun süre padişahlığın başında kalan Kanuni Sultan Süleyman'ın Ortaeser Mahallesi'nde doğduğu Trabzon'un Dar Sokakları, şimdilerde eline kalan azalmış tarihi varlıklar Dineş'te korumaya çalışıyor. İnsanların tek tek bu hayattan kayan yıldızlar gibi gittiği Cumhuriyetimizin ve ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez ziyaret ettiği bir kadim şehir. Yitirdiklerini geri getirmeye ya da gün yüzüne çıkarmaya çalışırken biraz değerlerini unutur oldu. Bu şehre yaşadığı yıllar içerisinde ıslak imzasını atıp gidenler ve yaşamını burada ya da şehir dışında veya yurt dışında devam edenler oldu ama burayı onlar asla hiç unutmadılar. Gurbettekiler, yurt içindekiler, yurt dışındakiler son nefeslerini verirken de yaşarken de unutmadılar. İşte biz de sizlere hem bu şehri hem de şehir bütünüyle yaşayan insanları hatırlatmaya, onları anmaya, unutulmamaları için bu sayfalarda kalıcı olmalarına, kütüphanelerin raflarına yerleştirmeye elimizden geldiği kadar sağlamaya çalışıyoruz ve çalışacağız. Bundan 3 yıl önce Trabzon'un Dar Sokaklarını İz Bırakanlar bir kitabımızın ilkiyle başladığımız bu serüveni bu kitabın da peşinden gelecek devamlarıyla sürdürmeye çalışacağız demiştik ve Covid-19 salgını ve Kahramanmaraş ve Hatay'da de civar bölgede yaşanan depremler nedeniyle bitiriyorum. Kitabın devamının çıkmasına mecburen biraz ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi elinizde masanızın üzerinde vardır. Tuttuğunuz ve devam niteliğini taşıyan Trabzon'un Dar Sokakları'nda iki kitabımızın da uzun uğraşlar, araştırmalar ve emekler sonucu tamamlandı. Basıldı ve yaklaşık bir ay önce 20-25 gün önce piyasaya çıktı. Kısmetse bunun üçüncüsü de ilk fırsatta sağ Allah izin verirse, sağlık verirse gelecektir. Bu kitabın satırlarını yazarken mutlak istemeden hatamız olacaktır ya da olmuştur. Türkçülisan etmişsek emeğe saygı olarak şimdiden affola diyoruz. Herkese keyifli, iyi okumalar diliyorum. Saygılarımı. Evet. Sesin yok Hakan abi. Geldi mi sesim? Kitabı nereden temin edebilirler? Kitap TS Club'ın, Trabzonspor TS Club'ın kendisine ait olan tüm mağazalarda var. İstanbul'da 3 Beylikdüzü vardı mesela. 3 yerde. İşte Ankara'da Ankamal'daki TS Club'da. Trabzon TS Club'da. Trabzon'daki iki önemli yani özellikle kitap satan kitapçılarda. Akademi Kitap Evi'nde var. Zaten internet üzerinden Trabzonspor.com.tr üzerinden TS Club sayfası direkt çıkıyor. Oradan zaten hemen kitabı yazdınız mı önünüze düşüyor.
Çok tabii teşekkür Trabzonlular, ediyoruz. Trabzonluları ilgilendiren bir kitap genelde. Onun için okumalarını tavsiye ediyoruz. Mutlaka bilgi dağarcıklarına birazcık bilgi katabilirsek ne mutlu bize. Dilerim bu olaylar artık Türkiye'likler için son olur. Benim korkum da biraz Galatasaray-Fenerbahçe maçında var. Önümüzdeki hafta. Ya onlar kendileri düşünsün. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Ben yeni kitaplarda buluşmak üzere diyoruz. İnşallah. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Çok memnun oldum. İyi geceler, iyi Ramazanlar, iyi sahurlar. Sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Aydıncığım, evet. Şimdi gelelim şeye. Maske olayına. Maske olayına. Şimdi sen maske olayını bize biraz evet, araştırdın. Yani maske olayı açıkçası şöyle oldu. Yani biraz da tesadüfi olabilir. Şimdi bu yaşanan olayların bir provokasyon olduğunu düşündüğümü yayında da söyledim. Maç sırasında sizlere de söyledim. Maç içerisinde de tweet attım. Yani bana göre çok net bir şey bu. Sonra maçtan sonra tabii düşünüyor insan. Yani birçok Trabzonspor taraftarı düşünüyor. Yani bu bütün bu yaşanılan olayları, bu puzzle'daki parçaları herkes zihninde birleştirmeye çalışıyor ve makul bir senaryo bulmak istedik. Şimdi afiş olayı var biliyorsunuz. Yani bu hikayenin bir tarafında da kaldırılan pankart bir pankart var. Şimdi pankart devasa olayı var. Devasa bir şey var. Hikayede bir pankart olayı var. Hikayede bir güvenlik zaafı olayı var. Hikayede maç boyunca koli su taşıma olayı var. Hikayede hiç görülmemiş sayıda patlayıcının içeriye sokulması olayı var. Hikayede hiç görülmemiş bir şekilde 90 dakika boyunca sahaya yabancı madde atma olayı var. Hatta bence maç 2-2 olduktan sonra artan bir şiddet olayı var. Tüm bunları birleştiren makul senaryo ne olabilir diye tabii düşünüyordum. Bunu düşünürken tabii artık olayla simgeleşmiş olan maskeli şahsın fotoğrafını internette görünce bunu bir araştırayım dedim. Maskeyi araştırdım. Yani bu internet araştırmalarını yapan arkadaşlar da becerebilir. Google Lens programını kullanarak bu maskenin Türkiye'de satılmadığını gördüm. Yurt dışında Polonya merkezli bir firma maskeyi üretiyor. Türkiye satışı yok. Almanya'da daha çok faaliyet gösteren bir firma bu. Yani maskenin buralarda kolay bulunmayan bir şey olduğunu görünce de hani zaten provokasyonla ilgili kafamızda şüpheler vardı. Bir de bunun Almanya, Polonya civarlarında bir yerde satıldığını internetten öğrenince biraz da bu çocuk acaba bulundu mu sahaya atlayan falan internetten biraz baktık. Sonradan onun da artık teyit edilmiş bilgi değil bu sanırım ama Almanya'dan Trabzon'a geldiğini gördük. Sonra maskeyle ilgili sitede biraz araştırma yaptım nasıl sipariş veriliyor falan bakmak için. Sonra orada bir yazı gördük Hakan abi. O yazıyı ekrana getirebilir misin? Bakıyorum Aydın bir saniye. Şöyle maskeyi... İngilizce bir yazıdan bahsediyorsun sen. Evet. Aynen öyle. Bunu diyor bunu ki stadyum yasağı almaktan kurtulun diyor. Kimliğiniz tanınmadan caddelerde ve stadyumlarda kalın. Güvenlik kameralarından ve rakiplerinizden korunun. Ancak diyor bu ürün size yardımcı olur diyor. Balaklava, mesh clown bir palyaço şeyi gibi, maskesi gibi. Ben baklavayı zannettim önce. Balaklava, mesh dediğimiz ağ şeklinde yani böyle örgü şeklinde olan. Böyle enteresan bir yazı var. Zaten bu iş için yapılmış. Aynen yani bu maskeyi alan kişi maskeyi takıp stada gelmeden önce alırken dahi bu yazıyı okumuşsa ki okumuştur. Görünmemek, tespit edilmemek için almış. Ve stada maskeyle girdiğinde zaten sahaya atlayacağının planladığını bence bu maskeyi satın alışından, bu maskenin reklamındaki yazıdan belli. Yani bir provokasyon var mı yok bunun cevabı da bence aslında bu maske olayında ortaya çıkıyor. Bu işin arkasında kimler var? Tabii ki bilmek zor. Ciddi bir araştırma gerekiyor ama ben yönetim kurulunun hiç korkmadan ucu nereye kadar gidecekse gitsin. Trabzonspor camiası içerisinde, dışarısında bu olaylara kim karışmışsa, eline bir tane su şişesi alıp sahaya kim fırlatmışsa, bu maddeler stada nasıl sokulmuşsa hepsini sonuna kadar araştırıp bulması gerekiyor. Ve ben kulüp için bunların çok zor şeyler olduğunu da zannetmiyorum. Sonuçta az önce Atilla Bey de söyledi, bir sürü kamera var.
kulübün o taraftarların arasında muhtemelen tanıdıkları vardır. Polis var, istihbarat var. Trabzonspor kulübü eğer isterse bu olayı çok net bir şekilde aydınlatabileceğini düşünüyorum. Burada bir organizasyon olduğu çok net ama bu organizasyon kendi içerimizdeki bir grubun kulübe karşı yaptığı bir iş mi? Fenerbahçe'nin organize ettiği bir iş mi? Bu sorunun cevabı... Bu da web sitesi. Aydın, bu da web sitesi. Değil mi? Evet. İşin ilginci web sitesinde şeyin reklamı da var. En son o konmuş galiba Aydın. Bir saniye bulmaya çalışıyorum. Şu görüntü konmuş ve bakın şurada. Şu sağda şeyle görünüyor değil mi? Sitede şeyi var. Kişi ismiyle burada bakın kullanılmış diye görevde şu an action diyor. Görev halinde olduğunu evet. Gösteriyor. Mesela hemen takip de konmuş diye. Aynen. Hemen de konmuş. Satan takip de etmiş olayı. Reklam ya da söylemiş adam yollamış, paylaşmış sitede. İlginç değil mi? Evet. Çok enteresan. Ben çok bu ilginç. Maske olayını takip edilirse olayın çözüleceğini düşünüyorum. Şimdi şöyle bu adam, bu vatandaş bu maskeyi nasıl almış? Bir şekilde Almanya'dan yardım bulunarak birincisi. İkincisi bu arkadaşın biletlerini kim almış Almanya'dan geldiyse? Kim ödemiş? Nakit mi, kredi kartıyla mı? Trabzon'da otelde kalmış nasıl ödemiş? Yani kimle maalesef nasıl? Kimle ilişkisi var? Kimlerle telefon görüşmesi var? Yapmış? Sonuçta bir taraftar grubuyla mı yoksa şöyle ona geleceğiz. Bu arada tabii ki önemli bir konu maalesef eski futbolcumuz kaybettik. Milli futbolcu Ersen Martin'i kaybettik. Çok genç bir yaşta kaybettik sonuçta. Beşiktaş'a deplasmanda attığı gollerle 3-2 bize maçı kazandırdığını hatırlıyorum. Bir Trabzonspor kongresinden hemen sonra yeni hocayla Ziya Hoca mıydı? Ziya Hoca'nın ilk maçında mıydı? 3-2'lik bir galibiyet getiren Ersen Martin maalesef hayatını kaybetti. Hastaneden çıktığı söylenmişti evine. Fakat sonra zannediyorum bir akciğer enfeksiyonu geçirdi. Tekrar yoğun bakıma alındı ve daha sonra toparlayamadı. Evet. Allah'tan rahmet diliyoruz Allah kendisine. Rahmet Aydın. Eylesin, evet. Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz bir oyuncuydu gerçekten. Çok enteresan aynen. Bir golcüydü. Trabzonspor'a gelen golcüler içinde. Evet. Şimdi Sadri abinin şöyle bir açıklaması var. Ne diyorsunuz? Fenerbahçe ile ilgili. Okur musun arkadaşlar? Biliyorum. Okuyayım mı ben? Okuyayım. Ben okuyayım mı? Evet. Sadri abi diyor ki karşılıklı resleşmenin, birbirini sevmemenin, saymamanın baş nedenlerinden biri bence Fenerbahçe'nin sanki bu ligin sahibi gibi onlarsız hiçbir şey olmaz gibi davranması, insanlara yukarıdan bakış biçimleri, küçük görmeleri diyor. Doğru değil mi? Yani bir şımarıklık, hak etmediği halde her şeyi son kaç maçını kendisi şey yaptığı halde, hakemlerle kazandığı halde bir sitemkarlık, bir hala bir talepkarlık. Yani enteresan bir şey ve Hakan Orhan ne diyor Ali Koç çıktı? Çekileceğiz diyorlar ama bu çekilme işi. Neden çekeceğiz diyor. Ve çok ilginç bizim programımızın konu olan Atilla Türker bugün Sözcü TV'deymiş. Ben Atilla'yı izleyemedim. O da destekliyorum bu kararı gibi bir şey söylemiş. Ben izleyemedim gerçi ama Türker Ertürk Amiral Türker Ertürk Amiral varmış galiba bir Trabzonlu olarak o savunmuş. Yani şöyle biz Trabzon'da olan olayları zaten kesinlikle savunmamalıyız. Yani bunun aması fakatı olmadan. Yani bunun hiç olmaması lazımdı. Bakın bu bir provokasyonsa da bunu kendi evimizde önlememiz lazımdı. Bizim bir konuğumuz geldiği zaman evimize bir provokasyon olduğu zaman bile kendi evimizde olduğu zaman biz sonuçta bunda suçluyuz. Ama Sadri abinin söylemine de katılıyorum.
Ne diyorsun Hakan Orhan? Fenerbahçe'nin ligden çekilme şeyi nedir? Ne için yapıyorlar bu hamleyi sence? Biliyorsunuz Fenerbahçe Galatasaray'la şu anda bir yarış içinde. Trabzon'u da galip gelerek yarışta geri, çok da geri kalmamış oldular. Ama 3 ya da 4 tane önemli futbolcusu biliyorsunuz önemli olaylara karıştı Trabzon'da. Eğer bu futbolcular saldırıdan sevk edilirse 5-10 maç arası ceza ihtimalleri var. Kavgadan sevk edilirse 3 ila 5 maç arası ceza alma ihtimalleri var. Yani birincisi bunu engellemenin sanki meşru müdafaa yapmışlarmış gibi savunmanın içerisindeler. Birincisi bu. İkincisi de şampiyonluk yarışında geri kalmamanın peşindeler. Ligden çekilemeyeceklerini, çekemeyeceklerini, böyle bir cesareti gösteremeyeceklerini hepimiz biliyoruz. Yani bunu çocuklara bile sorsanız çekilemez derler. Ama bunu kullanarak yarışta avantaj elde etmeye çalışıyorlar. Başka bir açıklaması yok. Sadri Bey'in dediği gibi de geçmişte ligden çektirilselerdi, daha doğrusu çekilseler değil, çektirilselerdi belki her şey yeniden başlardı, sıfırlanırdı. Ceza hukukunun amacı, ıslah etme amacı yerine gelirdi belki. O gelmediği için de biraz da bunlar oluyor. Biraz insanların kolay tahrik olmasının, kolay tepki göstermesinin bir sebebi de çekilmeyen cezalar. Bu maça öyle bir şey yansıdı mı sence? Yani bu maça o şike döneminin şeyi yansıdı mı? Yoksa bu başka bir şey mi? Ben başka bir bu şey diyorum. Ben de katılıyorum. Çünkü sanırım en son Aydın mı demişti? 2016'dan beri olan Fenerbahçe maçlarında 2015'ten beri. Evet, bu denli bir büyük olay yok. Yani çok münferit olaylar olmuştu. Ya zaten her yerde. Hem bu hafta yapılan Trabzon'da bunu yapamazsınız, yapın bakalım, yapın da görelim tarzı dolduruşlar. Hem de yayının başından beri söylediğimiz planlı, programlı, organize bir iş olduğuna dair şüphelerimiz onun etkisinin olmadığını gösteriyor. Dediğimiz gibi bu başka bir şeydi yani. Aydın sen ne diyorsun? Yani başka bir şey olduğunu başka nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ben kesinlikle başka bir şey olduğunu düşünüyorum. Özür dilerim tabii ki seni tekrar. ama şu da var. Yani burada biraz da hani iğneyi de kendimize tabii ki batırmalıyız. Yani hiçbir şekilde %100 hiç şüphesiz. Burada hiç şüphemiz olmaması lazım. Trabzonspor taraftarları kendi içerisinde sızmış olan bu provokatörleri engellemesini bir şekilde becermesi lazımdı. Taraftarlardan önce yönetimin bunu aslında başarması gerekiyordu. Yani aslında şöyle bir şey söyleyebiliriz. Maçtan önce 3 tane risk vardı. Maçla ilgili. Birisi hakemle ilgili sıkıntı olabilir diyorduk. Değil mi? Hep aramızda da konuştuk bunu Hakan abi. Yani biz öyle bir futbol oynamalıyız ki maçı kazanabilmek için. Hakemi de yenebilecek bir performans. Hakemi de İstanbul'daki maçtaki gibi olmalıydı. Evet. Yani hakemle ilgili bir riskin olabileceğini bütün Trabzonspor şeyi biliyordu. Camiası biliyordu. Ve yaşadık da bunu. Oldu da yani. İkincisi futbolcu bazlı bir provokasyon olabilir diye düşünüyorduk. Zaten Mert Hakan'ın havalimanından inip elini işte cebine götürüp bir böyle Trabzon'a girişi var. Bu provokasyonların olacağı zaten belliydi. Yani ya bu kadar göstere gelen bir provokasyonu bizim yememiz çok büyük amatörlük yani, değil mi ya? Yani hakemle ilgili olabilir diye düşünüyorduk. Futbolcuyla ilgili olabilir diye düşündük. Üçüncüsü de tribünlerde bir provokasyon olabilir diye düşünülmesi gerekiyordu. Yani üç tane konu vardı ve Trabzonspor Yönetim Kurulu bu üç konuyu da yönetmesi gerekiyordu. Hakemle ilgili sıkıntı olabilir dedik. Hakemle ilgili ne yapabilirdi? Belki futbolculara taraftar da arkamızda bakın işte böyle bir şey olursa şiddetli itiraz etmemiz gerekiyor. Sahada hakkımızı yedirmememiz gerekiyor diyebilirdi. Ya da bu maçın hakeminin açıklamasından önce Selahattin Baki'nin yaptığı açıklamalar gibi Trabzonspor'un da belki bazı açıklamalar yapması gerekiyordu. Futbolcu bazı provokasyonlarla ilgili oyuncularımızın, taraftarlarımızın uyarılması gerekiyordu. Yani yönetim kurulu tarafından uyarılması gerekiyordu. Bundan önce gergin geçen maçların birçoğunda yönetim hem sosyal medya hesaplarında hem başkanın kendi ifadeleriyle taraftarları sağduya çağıran, sadece futbola konsantre olmaya çağıran çağrılarını izlemiştik. Bu maçtan önce ben bir kaçırdım bilmiyorum. Böyle bir şey de olmadı. Sadece Abdullah Avcı'nın bir maçın içerisinde kalmadığınız gibi bir demeci var ama bunu sürekli söylüyor zaten. Yani taraftarları da sakinleştirecek bir şey olmadı.
Tribünlerdeki provokasyonların engellenmesi için az önce söylediğimiz güvenlik önlemlerinin artırılması, belki biraz istihbarati bilgilerin daha fazla alınmasını sağlaması, yönetim kurulunun bu konuya müdahil olması, taraftar bizim yönetim kurulu Ramazan mı etkiledi konuşması. Acaba Aydın? Ramazan yani bu üç konuda da yani oruçlularda da şey yapamadılar mı acaba? Uyudular mı? Bu üç konuda da bir önlem alınmadı. Artık Ramazan mı etkiledi? Basiretleri mi bağlandı? Yoksa bizim şu an aklımıza gelmeyen başka bir şey mi var? Bilmiyorum. Ama bu üç konuda da kesinlikle yönetim kurulunun çok büyük zafiyet yaşadığını düşünüyorum. Yaşattırdığını düşünüyorum. Yani peki bu olan sen olaylarda yönetim kurulunun çok büyük bir sorumluluğu var. Anormal geliyor mu sana yoksa zaten bu yönetim kurulundan bekleyen bir şey mi? Beklediğim bir şey mi? Şimdi şöyle tabii yönetim yani, var mı ya da hatalar, yönetim var mıydı yani? Var mı? Yani hatalar, eksiklikler vesaireler olabilir ama yani Trabzonspor'un da bir kurumsal birikimi var. Yani bu maçları nasıl yönetmesi gerektiğini sadece başkan ve etrafında kulübü işte yönettiğini düşündüğümüz birkaç yöneticinin dışında kulübün profesyonelleri var. Bu insanların bak Burak diyor ki herkesin bu kadar uyuması uyutulması normal mi diyor. Neredeydi Trabzonspor yönetimi? Pide kuyruğunda mıydı Akçaabat'ta fırında? Neredeydi? Yiğitcan ne diyorsun? Yani bütün hafta boyunca kayıptı. Yiğitcan da Yiğitcan. Sen hem görüşürüz ya. Bir de Yılmaz Özil'in videosunu izledin mi? Bir son 10 dakikasını Trabzonspor ayırmış. Ben yok. İzleyemedim. Ne yazık ki ben de izleyemedim. Ama sen ne diyorsun Yiğitcan'cığım? Yani sesin şey olduğu için seni yormadık bu akşam ama artık dinlendin mi konuştun? Yok yok. Estağfurullah. Ya sıkıntı büyük tabii ama bunları herkes kendi tarafından okuyor tabii. Bu ayrı bir dehşet verici bir olay. Burada bambaşka bir şey var çünkü. İnsanların kendi taraflarından bakıp da o tarafa yormadan önce bir neler olduğunu iyice irdelenmesi, incelenmesi lazım. Sebepler de var, sonuçlar da var tabii ve bu sonuçlar hakkında yapılacak olan şeyler var. Bakalım onlar da yapılacak mı tabii. Çünkü bizim önümüzde daha evvelden bu konuda örnekler var. Önümüzde de tabii hani her ne kadar bağlamak istemesek de veya istenmese de Türkiye'de biliyorsunuz birçok öge, birçok kavram ne yazık ki siyasetle bağlantılı. O yüzden bunların da bir kaygısı olabilir belirli kitleler için. Gerekli kararlar alınabilir mi? Gerekli cezalar verilebilir mi? O konuda açıkçası çok büyük şüphelerim var. Her ne olursa olsun çünkü burada taraflara ceza gelmesi net, kesin gerekir. Yani Trabzonspor kulübüne Hakan Bey, büyük bir ceza gelecek Trabzonspor kulübüne. Tabii ama mesela Fenerbahçeli futbolculara gelecek mi acaba? Yani gelmemesinin örneği var galiba. Hakan Orhan ne diyorsun? Nefsi müdafadan sıfır. Hollanda Ligi'nde böyle bir şey yaşandı. Yani o çok zorlama bir karar olur ama biliyorsunuz Türkiye liglerinde her şey olabilir. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun ve Tahkim Kurulu'nun çok zorlama kararlar verdiğine defalarca şahit olduk. Bunun temizi de yok biliyorsunuz. Disiplin Kurulu karar veriyor. Tahkime itiraz ediyorsunuz. Oradan çıkan karar kesin oluyor. Yani normal şartlarda yani şunu yapabilirler. Normalde saldırıdır. Yani 5-10 maç arası men cezasını gerektiren eylemdir. Ama saldırı yerine kavga maddesinden sevk yapıp 3-5 maç arası 3-5 maç arası menle yargılayıp işte tahrik de uygulayıp bir maça indirebilirler diye düşünüyorum. Yani ben böyle bir sonuçlar bekliyorum. Böyle. Ben de bir maçtan daha fazla ceza beklemiyorum kesinlikle. Yiğitcan şu yazıya ne diyorsun? Okuyabiliyor musun şu yazıyı? Umur Talun'un bir yazısı var. Linç evet kültürü abi. Üzerine. Ya Kazım, ya Kazım olursun ya, ya Yasin Kazım ya o gün. Ya Yasin o gün Trabzonspor taraftarı arasında Kazım Koyuncu vicdanı da var biliyorum. Lakin epeyce de o gün ve Yasin olmalı. Linççilik, yiğitlik değildir. Mertlik değildir. Kahramanlık, cesaret değildir. Delikanlılık değildir. Demiş. Yani güzel bir yazı yazdığını düşünüyor ama bence yani bir linççilik görmedim ben orada. Bir linç kültürü falan yani bir ağır olmuş. Evet bir şey var ama ne bir linç var ne bir Yasin ya o gün Samasya'da işte Yasin neydi o ruh gibi öyle bir şey. Evet bu sıkıntıları yaşadı Trabzon kenti. Ne diyorsun Hakan Orhan Aydın? Yani bir linç şeyi gördünüz mü burada? Bir
Lynch'le tanımlanabilecek bir yani durum. Lynch'le açık ilgili... yani samimiyetle söyleyelim. Ben öyle bir şey görmedim. Samimiyetle söylüyorum. Yani Lynch'le ilgili ilk fotoğraf o sahanın sahaya ilk atlayan taraftar mı artık ne diyelim bilmiyorum. Onun üzerine güvenlikle birlikte atlaması ve 5-6 kişinin yerde yatan sahaya atlayan kişiyi vurması Lynch'le ilgili ilk sahne buydu. Zaten Lynch'le o var. Taraftarların hep beraber sahaya atlamaları bu görüntüden sonra oldu. Yani bu ilk Lynch girişiminde bence Fenerbahçeli futbolcular ve güvenlik görevlileri bulundu. Tabii ondan sonra sahaya belki de onlarca taraftar atladı. Belki yüzlerce bilmiyorum. Çok fazla. Şu görüntüye bir bakalım mı Fenerbahçe'nin şeyi? Fenerbahçe'nin bu profesyonel görevlisi bu görevli diyor ki gelmeyin diyor. Burada kalın diyor. Seviniyor Fenerbahçeli oyuncular. Gelmeyin diyor. Bu sırada bu görüntüden önce şu oldu Hakan abi. Evet. Serdar Dursun ve Batshuayi birazcık daha güney tarafı kale arkasına yakın orta sahanın işte o bölgelerinde böyle birbirleriyle böyle bir dolaştılar. Sarmaş dolaş. Maraton tribüne yaklaşarak birkaç tur attılar. Eğleniyorlardı orada yani. Orada bir şey başladı aslında. Yani bir abartılı bir eğlence orada başladı. Sonra bir grup Fenerbahçeli oyuncu da orta sahadaydı. Onlar da bu eğlenceye katılmak istedi. İş biraz uzadı. Yani böyle 3 dakika 5 dakika eğlenip içeri geçselerdi belki daha basit atlatacaktı kişi. Ama dediğim gibi ben provokasyon olduğuna inandığım için yani o seyirci ne olursa olsun sahaya atlayacaktı. Ya daha önce atlayacaktı ya maçın sonunda atlayacaktı. Bir şekilde atlayacaktı yani. O yüzden peki Aydın bir şey soruyorum. Fenerbahçe oyuncuların provokasyon yaptığı kesin 3 dakika ama, değil de 23 dakika şey sevinselerdi de yani biz hiç tepki vermeden dönüp gitseydik bu çok asil bir hareket olmayacak mıydı? Ne diyorsun? Hiç, İstediği hiç kadar sevinsin arkadaş. Nasıl? Tabii ki böyle olmalı. Tabii ki böyle olmalı. Yani İstediği kadar sevinsin. Tarafları... Biz de İstanbul'da sevindik, yendik. Adam abi da, ama orada da hemen mesela Mert Hakan gelip bizim futbolcuları uyarıp içeri geçmelerini söylemişti. Bizimkiler de içeri geçmişti o zaman ki sevinçler bu tarzda değildi. Ben şimdi bizim grupta da paylaştım. Görmüşsünüzdür, hareket çeken futbolcular var yani ki bunlar yabancı. Hani bizim yerli kültürümüzün hareketlerini bir şekilde öğrenmiş de çekmiş olan futbolcular var yani. Bunların bu tarihlerin karşısında tabii ki de şiddeti hiçbir şekilde savunmuyoruz. Peki, da bu futbolculara... bunların binde biri bizim galibiyetimizde Kadıköy'de yapılmadı. Yiğitcan, bu futbolcular normalde böyle bir galibiyetten sonra tribünlere dönüp hareket çekerler miydi? Yoksa rakibimizin kendi içinde maça hazırlanış şekli de biraz psikolojik olarak hatalı kesinlikle mıydı? Yani kötü hazırlanmışlar. Yani bu notlarım var. Kötü hazırlanmışlar değil mi? Fenerbahçeli oyuncular buraya kavga etmeye gelmişler. Hatırlayalım. Yani çok enteresan. Rizka'ya korner attırmadılar. Ona gelelim Aydın. Yani Trabzonspor kendi sahasında... Sen hatırlattın bana. Fenerbahçeli yedek oyuncular yüzünden yani korner atamayacak bir duruma geldi maçın bir anında. Ondan sonra maçtan sonra normalde hele de bu büyük maçlarda oyuncular maç biter bitmez yaşanılacak olayları da az çok tahmin ederek belki maçın koşa koşa içeri gider diyorsun. Maçın hemen sonunda bir sarılırlar, bir sevinçlerini yaşarlar. Koşa koşa içeri giderler. Burada oyuncular kavga etmeye hazır bir şekilde duruyorlardı. Zaten bu Spartaküs filminde mi vardı? Gladyatör filminde mi vardı? Yani sahada orada resmen böyle bir sanki bir halka oluşturup gelin bakalım der gibi bir pozisyona girdi Fenerbahçeli oyuncular. Özellikle yabancılar. Tamam. Yani ama bir şey biraz önce söyledin ya. Hazırlıklıydı. Ben bunu sana bunu yayında konuşalım dedim. Visca'nın kendi sahamızdaki bir maçta korner atamaması, Fenerbahçeli oyuncuların ona baskıya gelmesi, yani yedek oyuncuların dalga geçercesine gülerek de uzaklaşmamaları o kadar büyük bir yara ki Trabzonspor'un manevi şahsiyeti adına. Yani ben Trabzonspor yönetimine 1000 defa yazıklar olsun diyorum. Biz kendi sahamızda korner atamadık. Visca bizim bir kaptanımız. Kendi sahasında korner atamadı. Hakem de uyarmadı. Hiç kimse uyarmadı. Ya bu stadyumu, kendi evini
Sen bu hale nasıl getirirsin ya? Bu nasıl, bu eziklik nasıl bir ezikliktir ya? Bir yanda bir yönetiminle olağanüstü bir eziklik yaşıyorsun. Bir yandan tribünlerden de saldırı yapılıyor. Ona da hakim olamıyorsun. Yani Trabzonspor yönetiminin ya böyle altında kaldılar. Yani bu maçın altında kaldılar. Yani sırf bu maç nedeniyle çıkıp şu an Trabzonspor'un haklarını savunmalılar belki. Ama Özkan Sümer istifa etti ya bundan çok daha basit bir şey nedeniyle. Yani aynen öyle. Çok büyük bir rezillik ya. Kendi sahamızda korner atamadık ya. Ben o kadar utandım ki, bana o kadar dokundu ki bu sahne. Ya adamlar dalga geçti. İteliyorlar Visca'yı neredeyse. Ya böyle bir rezillik olur mu ya? Hakemler de hiç oralı değil. Ya hakem de oralı değil. Ama sen o ambiyansı yaratacaksın. Aynen. Yaratacaksın ya. Gerekirse senin bütün oyuncuların gelecek o kornerde, arkadaş korner atacağız diyecekler. Ama yönetim senin takımın kurulu, kaptanı yok, bir şey yok arkadaşım. Kareye bir kaleci koymuşuz. Bir sene iyi oynadı, bizi şampiyon yaptı işte diye herkes anlatıyor. Ya bu kaleci kaptanlık yapması mümkün değil. Kalecilik yapamıyor daha o psikolojiyle çocuk. Son derece yetenekli, olağanüstü yetenekli bir kaleci. Ama öyle psikolojik durma ki kaleciliğini yapamıyor. Kaleciliğini yapamıyor. Kaptanlık bekliyorsun. Ya böyle bir şey olur mu? Senin sahada kaptanın yok. Korner atamıyorsun kendi sahanda. Ya bir yönetim oturup da arkadaş, burada çok anormal giden bir şey var. Çok anormal giden bir şey var. Biz sahada eziliyoruz. Hiçbir pozisyona itiraz edemiyoruz. Kırmızı kartlık penaltı pozisyonuna itiraz yok. Çifte faulden gol yiyoruz, itiraz yok. Hakeme baskı yapıp VAR'a göndermeye çalışan yok. Ya kardeşim siz nasıl bir yönetimsiniz? Nasıl yönetimsiniz ya siz? Siz hangi kulübü yönetiyorsunuz? Üçüncü amatör gibi bölgesel amatör ligde mi yöneticilik yapıyorsunuz? Ya ben inanamadım Aydın, bu kadar eziklik olur mu ya Trabzonspor? Böyle bir eziklik yaşar mı ya? Şimdi, tarihinde görülmemiş bir olay bu. Evet. Yönetim kurulunun bu işin altında kalmaması için yapması gereken şeyler var. Kesinlikle yapabileceğine inanmıyorum. Yani o gücü onlarda görmüyorum. Ama şunlar var. Not aldım, söyleyeyim. Yayın başında da söylendi. Bir kere olayları en küçük ayrıntısına kadar araştırması gerekiyor yönetim kurulunun. En küçük ayrıntısına kadar. Ve bu araştırmanın sonucunda da taraftarlara, gerçek Trabzonsporlara, o stada takımı desteklemek için gelmiş olan insanlara, o gerçekten üzülen insanlara bunun nedenini anlatmak zorunda yönetim kurulu. Evet, biz araştırdık, bulduk, budur demek zorunda. Birincisi bu. İkincisi, kimle işbirliği yaparsa yapsın, emniyetle yapsın, herkes taraftarlarla konuşsun, kayıtları incelesin, otursunlar bununla ilgili. Sahura kadar bununla ilgilensinler. Sahurdan sonra da uyumasınlar, bununla ilgilensin. Biraz çalışın arkadaş ya. Nedir bu ya? Biraz çalışın, biraz mesai yapın ya. Yoksa bu ihale yönetim kuruluna da kalabilir. Maçtan önce gereğini yapmadılar. Maçtan sonra mutlaka eksiksiz bir şekilde gereğini yapıp bütün Trabzon kamuoyunu aydınlatmak zorundalar. Bu iş neden oldu? Kim yaptı? Kiminle yaptı? Neydi amaçları? Yönetim kuruluna karşı mı bir tepki miydi? Başka bir nedenle mi provokasyon yapıldı? Para mı var işin içerisinde? Siyaset mi var işin içerisinde? Neyse, bunu bizlere anlatmak zorunda. Birincisi bu. İkincisi, taraftar profilinin değişmesi lazım Trabzon'da artık. Trabzonspor nasıl bir kulüp olmak istediğine karar vermesi lazım. Trabzonspor lümpen, az eğitimli, hemen provoke olan, en ufacık bir olayda sahaya yabancı madde atan bir takım olacak? Yoksa şampiyon olduğumuz sezondaki gibi tribünleri pankartlarla, koreografilerle süsleyen, sonuna kadar takımına destek olan bir taraftar grubuna mı sahip olacak? Yönetim kurulu bu değişen taraftar grubunun da sorumlusudur. Bunun arkasındaki işlerde de yönetim kurulunun aldığı kararlar var. Bunu herkes biliyor. Üçüncüsü, tabii ki arkadaş, şampiyonluk yıllarında Trabzonspor'un çıkış yılındaki bira grubu nerede mesela tribünde? Aynen öyle. Bu çıkar gruplarından Trabzonspor'u temizlemesi gerekiyor. Özkan Sümer nasıl zamanında bu cesur hamleleri atmışsa, bugünkü yönetim kurulu da bu cesur hamleleri atmak zorunda. Yoksa bu olaylar bitmeyecek. Bu olaylar devam edecek. Ceza alacağız, yeniden başlayacak. Orada her an olay yapacak, güvenemeyeceğin bir grubu taraftar diye koyduğun zaman sen hiçbir şekilde uzun vadeli plan yapamazsın. Şampiyonla oynarken de bunu yapar bu insanlar. Yapamazsın. Üçüncüsü, kaptanlık konusunu Trabzonspor yönetim kurulu kesinlikle yeniden ele almalıdır.
Nasıl ki hemen. Abdülkadir Ömür'le ilgili bir sıkıntı oldu. Abdülkadir Ömür bir şekilde bu kulüpten gönderildi. Ben Uğurcan Çakır'ın kulüpten gönderilmesine falan bahsetmiyorum. Sakın yanlış anlamasın izleyicilerimiz. Ben Uğurcan Çakır'ın çok iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Konsantrasyonu kaybetti, gitmek istiyordu, yeterli teklif gelmedi, kaldı falan vesaire. Ben Uğurcan Çakır'ın karakterinde bir çocuk olduğunu biliyorum, düşünüyorum. Ama kaptanlık ayrı bir şey. Kaptanlık meziyet isteyen bir şey. Kaptanlık liderlik özelliği isteyen bir şey. Bir yüktür oyuncuya. Uğurcan Çakır'ın zaten konsantrasyonu çok düşük. Bunun üstüne bir de kaptanlığı ona verdiğimiz zaman ona da yazık ediyoruz, takıma da yazık ediyoruz. Ve Trabzonspor yönetim kurulu bütün bunları yaptıktan sonra kesinlikle hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmemesi lazım. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bir karar verecek. Atıyorum 5 maç sağa kapatma. İşte bazı oyunculara teknik kadroya şu kadar ceza, bu kadar ceza. Haksızlığa uğradık falan filan deyip önümüzdeki sezona bakacağız. Biz transferleri erkenden hazırladık. Çoğuna imza attırdık. Geri kalan imza attıracağız konusuna yeniden girmemesi lazım. Yani bu pislik temizlenmeden Trabzonspor'un önümüzdeki sezonu planlamayla ilgili hiçbir şey yapmaması lazım bence. Ya bu ortada şey çok, gereken. Çok büyük bir enkaz var ortada. Kimse farkında değil. Bu çok büyük bir enkaz var. Bu anlattıklarım Trabzonspor camiasına içeriden yani iç cephede yönetim kurulu yapması gereken şeyler. Bir de dış cephe var. Yani bir kere Trabzonspor yönetim kurulu çok net bir şekilde amasız, fakatsız çıkıp Türk futbol kamuoyundan bir kere bir özür dilemesi gerekiyor. Öncelikle biz görevimizi yapamadık. Bu provokasyonlara engel olamadık. Bütün Türkiye futbol kamuoyundan özür diliyoruz demesi gerekiyor. Bu bir. Tabii, böyle başlaması lazım. Bu provokasyondur ama biz buna engel olmalıydık İkincisi, demesi lazım. Devam ediyorum. İkincisi, bunu söyledikten sonra Fenerbahçe cephesinin işler buraya gelene kadar yaptıkları bu provokasyonlar, Mert Hakan olayları, Selahattin Baki'nin açıklamaları, Mert Hakan'ın Trabzon'a gelişi, havalimanından içeri gidişi, sen bunu Trabzon'da yapamazsınlar, şunlar bunlar, bütün bunları da yani suçu bizim tarafımızda olduğumuzu nasıl kabul ediyorsak, işlerin buraya gelmesinde suçu olan diğer bütün unsurları da çok şeffaf, net bir şekilde ortaya koyması lazım. Üçüncüsü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafı var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bu işlerin buraya gelmesindeki hani rolünü, sorumluluğunu biliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR hakemleri, Trabzon'a gönderdiği hakemler, yani Pendik maçında kolumuzu kıran bir penaltı pozisyonu göremeyen VAR hakeminin maçtan önceki haftada Fenerbahçe tribünlerinde Fenerbahçe coşkusuyla çekildiği fotoğrafların yayınlanmasına rağmen hani körün gözüne parmağı sokarcasına yeniden bizim maça gönderilmesi gibi Trabzonspor'a karşı yapılan işler var. Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı da Trabzonspor'un bir tepki göstermesi gerekiyor. Yani içte yapması gereken işler var, dışta yapması gereken işler var. Zor bir görev onları bekliyor. Şu ana kadarki performanslarına bakarsak eğer bunu başarabilecekleriyle ilgili hiçbir umut vermiyorlar. Ama bunları mutlaka ve mutlaka eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri lazım. Yoksa bu işin en büyük sorumlusu taraftarlardan daha çok yönetim kuruluna kalacaktı. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Haklısın Yiğitcan. Maçı konuşacak mıyız bu arada Hakan abi? Ya maç. Daha sonra bir Yiğitcan'dan da bu konuda ne yapmalı yönetim? Özür dilemeli miyiz? Ne yapmalıyız? Bir de Yiğitcan'dan. Abi genel olarak mı konuşalım yoksa? Bu maç yani bu maçtaki bizim zaaflarımız, yönetim zaaflarımız ve boş bulunmamız ve nasıl yönetim nasıl davranmalı? Bundan sonra ne yapmalı? Abi şimdi yani yönetimin şu anda yaptığı işte bekleyelim, herkesin hamlesini görelim, ondan sonra bir açıklama yapalım mantalitesi şu anda güdülüyor. Anladığım kadarıyla, gördüğümüz, takip ettiğimiz kadarıyla, atlamadıysak eğer. Ama daha şahin bir duruş belki başından itibaren gösterilse gene aynı şeyler olur muydu? Belki olurdu, evet. Ama bu ortamda bir gözdağı verme ne yazık ki müsbet sonuçlar doğuruyor. Onu her zaman gördük. O yüzden biraz tabii talihsiz ve umutsuz bir noktadayız. Maç içinde olanlar işte bunların da birer etkisi. Yani yayının başında da konuştuk. O futbolculardaki saha içindeki o siniklik, hani bir şeye itiraz etmeme, verilen kararların, aleyhimize verilen kararların
reddini yapamama bir şekilde veya işte lehimizdekilerin değişmesi sıkıntısında veya rakibin baskısında karşısında duramama. Bunlar hakikaten çok da fazla görmediğimiz veya görmek istemediğimiz noktalardı veya hareketlerdi takımımızdan ve futbolcularımızdan ve paydaşlardan. Aksine bir de seyircinin bir kısmının bu işte manasız hareketleri de gelince bir şekilde biliyorsunuz bazı bizde tabii ki işte lider kültürü çok baskındır. Burada da tabii kulüp başkanları Avrupa'daki gibi değil. Yani hakikaten tribüne, taraftara, takıma hükmederler. Öyle bir ağırlığı veya müdahalenin burada olmadığını görüyoruz ki bir kontrol kaybı söz konusu olmuş. Yani Pasolik'teki o diğer takımlara açılıp açılmama konusunun da dışında. Çünkü burada eğer mantıklı ve daha nasıl diyeyim kendine hakim bir şekilde planlı bir şekilde davranılabilseydi en azından biraz daha farklı olur diye düşünüyorum. Çünkü bir plan eğer maçtan önce ortaya konulmak üzere hareket edilmişse o bir şekilde konulurdu. Yani berabere de kalsak işte mağlup da olsak mağlup olsak da çünkü yapıldı. Şimdi mağlup olsak da bu olaylar çıktı. Berabere kalsak da bence çıkacaktı. Galip gelsek zaten çıkacaktı. Bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Bunun önüne geçilebilir miydi? Belki geçilemezdi ama şurada bu sefer şunu konuşurduk. Ya yönetimimiz şu 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 hamleleri yaptı ve bu sayede en azından biz elimizden geleni yaptık da işte iş gene buralara geldi. Onu engelleyemedik. O da bizi aşan bir güç diyebilirdik. O yüzden ben hani biraz daha işin şey tarafındayım. Yani önlenemez bir plan vardı. Bu sahneye konuldu. Hiç tepkisiz kalmak burada tabii ki bizim hatamız. Biz de kendi adımıza bir öz eleştiri yapabiliriz. Ama onun dışında önlenemez bir plan vardı, bir senaryo vardı. Amerikalıların inevitable dedikleri. İşte o sahneye konuldu ve isteyen istediğini aldı. Biz de işte kalan kısımlarıyla şu anda talihsiz bir şekilde uğraşıyoruz. Ve şey olarak uğraşıyoruz yani burada. Kısmen mağdur olmamıza rağmen sanki vahşi işte zamanında toprağı bol olsun Kazım Kanad'ın işte ya bu stadın tellerine elektrik verilmeli diyen adamların türediği işte Beşiktaşlı Metin'in ya ben işte çok istedim orada o işte gariban çocuklar işte 2-2'ye çünkü normal şekilde gelmedi bu maç galip gelsin diye Fenerbahçe'yi tuttum. Acaba ya hangi nasıl mesela o ya, nasıl bir hastalık halidir ya? Hangi ya? Hangi acaba haksızlığa uğranılan herhangi bir başka takım maçında Beşiktaş'ın siyah beyaz haricinde bir takıma gönül vermişti onu tutmuş acaba Metin? Ya hani nasıl normal gelmedi? Ne oldu da 2-0'dan 2-2'ye normal gelmedi? Ne oldu? İşte ya bunu diyorsun bir de diyorsun Fenerbahçe'yi tuttum diyorsun bu maçta. Yani ya inanılmaz yani bunların hiçbiri normal değil. Üst üste gelen şimdi, şeyler olunca. Maçtan önce ben işte kendi aramızda skor konuştuk. Yiğitcan 2-2 dedi. Ben 1-0 kaybederiz dedim. Toplamı 3-2 etti zaten. Skor evet. Oldu. Aydın dedi ki ben 11'i göreyim dedi. Ve 11'i görünce Aydın ne dedi ve haklı çıktı mı? Evet. Geliyoruz Aydın Bey'in teknik değerlendirmesine. Geçtik. Senin teknik değerlendirmene geldik. Son yayınımızda yayını kapatırken Trabzonspor'un önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye karşı iyi bir sonuç alacağını düşündüğümü söyledim. Sonra kanalımızda bir teknik analiz videosu yayınladım. Fenerbahçe'nin zaafları, eksikleri, bize karşı nasıl bir oyun oynayabileceği ve bizim Fenerbahçe'ye karşı nasıl bir oyun oynamamız gerektiğini anlattım. Ve şunu söyledim. Aydın, Trabzonspor Aydın 4500 kez izlendi bu yayın. Ve Trabzonspor'un kendi oyununu oynaması gerektiğini, bundan önceki Abdullah Avcı'nın pragmatik taktiklerle sahaya çıktığı maçlarda yapamadığımız, başaramadığımız iyi oyunu yeniden sergilemesi gerektiğini, Trabzonspor'un oyunu neyse bunu oynamaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Şimdi neden bunu söyledim? Trabzonspor 5 maçtır iyi oynuyordu Fenerbahçe maçından öncesine kadar. 5 maçtır Trabzonspor Münye transferinden sonra geriden oyun kuruluşunu değiştirmişti. Berat'la birlikte arkaya üçleyen bir set oyununa dönmüştü. Kenar oyuncularını iç koridorlarda kullanıyordu. Visca ve Trezeguet'ten farklı şekilde faydalanıyordu.
Umut Güneş'i 8 numara pozisyonuna oturtmaya başlamıştık. Her ne kadar fizik sıkıntıları olsa da orada geçiş oyununda, bağlantı oyununda Umut Güneş çok işe yarıyordu. 5 gollü bir galibiyet almıştık Karagümrük karşısında. Bu işleyen düzeni, yani kazanamadığımız Alanya maçında bile oynadığımızı söylemiştik. Bu işleyen düzeni bozup onun yerine farklı bir şey yaparken tabii ki mantıklı gerekçelere ihtiyacı var. Tabii ki işte biz orta sahada Fenerbahçe'ye karşı işte üstünlüğü nasıl koyacağız? Artık Mendy'nin orta sahada oynaması lazım falan. Sosyal medyada işte futbolu bildiğini düşünen birçok insanın kanallarda, tweetlerde bunu paylaştığını falan gördük ama. Şimdi tabii ki akıllı mantıklı davranması lazım hocanın. Yani en garanti olan şeyi seçmesi gerekiyordu Abdullah Avcı'nın. İlk 11'i gördük. Benim açıkçası yayınladığım teknik analiz videosu, maçla ilgili düşüncelerim 11'i görünce tamamen bozuldu ve çok büyük bir moral bozukluğuna kapıldım. Ve maçı işte kaybedebileceğimi size de söyledim. Neden? Şimdi 5 tane oyuncunun bir önceki maça göre şeyi değişti Fenerbahçe'nin karşısında. Birincisi Pepe'nin pozisyonu değişti Karagümrük maçına göre. İkincisi Fernandez'in pozisyonu değişti. Yani yedek kulübesinde otururken stopere geçti. Mendy'nin pozisyonu değişti. Stoperden 8 numaraya geçti. Enis Desta'nın pozisyonu değişti. Yedek kulübesinden santrfor mevkine geçti. Ve Bardi'nin pozisyonu değişti. İlk 11'den yedek kulübesine geçti. Yani 5 oyuncuyla ilgili bir değişiklik yaptı Fenerbahçe maçından önce. Saniye hesaplayıp bunu yaptı değil mi? Son 5 maçtır. Saniye biliyorum dedi. Zaten saniye santim sözleri dediği an ben bu ne adam dedik, başka dedik. Bir şeyler planlamaya başladı. Eyvah diye düşündüm ama gene de yapmaz diye düşündüm. Çünkü işleyen bir sistem var. O an zaten benim içimde bir tel koptu. Ve sonuçta saniye baktık, deyince bu şımarık, yani Fenerbahçe maçlarına bakın Abdullah Avcı'nın deyince aman dedim bu yine başladı. İyi gidiyordu ama koptu. Fernandez'i stoperde gördük. Mendy'yi 8 numarada gördük. Pepe'yi de 10 numara, çift santrafor gibi biraz 10 numara pozisyonda gördük diyelim. Şimdi bu kararlarla ilgili şunu düşünelim. Sizce Fernandez stoper pozisyonda Mendy'den daha mı iyi? Bu sorunun cevabı ne sizce? Söyleyin. Fernandez stoper pozisyonda Mendy'den daha mı iyi? Bence hayır. Mendy 8 numara pozisyonunda iyi mi oynuyor? Çok denedik Mendy'yi 8 numara. Berat Mendy ikilisi bir ara Abdülbakasitas ikilisi birlikte oynamaz diyorduk. Sonra Berat Mendy ikilisi birlikte oynamaza döndü iş ve ne zaman bundan vazgeçtik? İşler o zaman düzelmeye başladı. Yani Mendy 8 numarada şimdiye kadar hangi maçta iyi oynamış? Umut Güneş'ten daha mı verimli Mendy 8 numarada? Geçtik. Pepe'yi 10 numarada gördük. En şaşırdığım konu da buydu. Yani Pepe'nin 10 numara olması. Çünkü bir önceki maçta Karagümrük maçında Pepe'yi santrafor oynatırken neden böyle bir tercihte bulunduğuna size anlatırken şunu söylemiştim. Trabzonspor önde baskıyı çok iyi yapmaya çalışıyor Abdullah Hoca'yla. Önde baskıda santrafor oradaki en görevi basit oyuncu aslında. Çünkü atak yönlendirmeye göre santrafor kaleciyle kapatması gereken stoperin arasına gelip kalecinin topu o stopere değil de işte boş bulduğu diğer stopere ya da başka bir oyuncuya atmasıyla görevlendiriliyor genelde santraforlar. Pepe de orada o görev basit olduğu için yapabiliyor. Karagümrük maçında da yaptı bunu. Fakat 10 numaraya geldiği zaman çok daha büyüyor işler. Nerede önde baskı yapan bir takımın 10 numarası? Bu baskıda çok daha fazla şey yapması gerekiyor. Ve belki de Fenerbahçe'ye karşı Trabzonspor'un önlem alması gereken tek oyuncu Fred'di. Yani birebir önlem alması gereken, o oyuncunun ne yaptığıyla ilgili özel bir taktik geliştirmesi gereken tek oyuncu bence Fred'di. Çünkü önlem almışız ayrıca. Uzaktan şut atmaya zorladık Fred'i. Fenerbahçeliler işte de Fenerbahçe'yi ikiye ayırıyorlar. Fred'li Fenerbahçe ve Fred'siz Fenerbahçe diye. Yani Fred'in sakatlığı dönemindeki dönem şimdi yeniden oyuna katıldı. Şimdi Fred'i takip etmesi gereken oyuncu baktığımız zaman aslında biraz da Pepe. 10 numara pozisyonda oynayan Pepe. Ve Fred'in attığı gollere baktığımız zaman Trabzonspor'un orta sahayı özellikle merkezi tamamen boşalttı. Sadece Berat Mendy ikilisiyle orada kalınca işte Fred'iyle, İsmail'iyle, Şimanski'siyle geldiği zaman merkezde çok büyük sıkıntılar yaşayan bir Trabzonspor gördük. Ben buna inanamadım. Yani Abdullah Avcı'nın göz göre göre merkezi bu kadar nasıl boşalttığına ben inanamadım. Maç başladı. Aklımdaki her şey gerçekleşmeye başladı. Fred geldi, aldı, vurdu, döndü, golünü attı. Bir daha attı. Merkezi bir türlü tutamadığımız bir 45 dakika yaşadık.
Düşündüm, dedim ki Abdullah Hoca mutlaka devre arasında iki değişiklik yapması gerekiyor. Ve Umut Güneş ve Bardi'yi birlikte oyun alması gerekiyor ki en azından bildiğimiz 5 maçtır iyi bir şekilde uyguladığımız oyuna geri dönelim diye. Bunu da yapmadı ama sadece Bardi'yi sokması bile ve Pepe'yi o bölgeden, o baskı bölgesinden uzaklaştırıp bir sağda gördük Pepe'yi, bir solda gördük Pepe'yi, bir önde gördük. Oradan uzaklaştırması bile orta sahada yeniden dengeyi bulmamızı sağladı ve golleri attık. 2-2 oldu. Abdullah Avcı'nın yine hani şapkadan tavşan konusu var ya bu maçla ilgili. Hani maç haftanın başından beri konuşulan. Bence bu hafta şapkadan tavşanı aslında Abdullah Avcı çıkarttı. İşleyen sistemi bozdu. Takımın bütün ayarlarını bozdu. Ön tarafı bozdu. Merkezi bozdu. Kenarı bozdu. Çok kötü hazırlandı. Santim santim, saniye saniye hazırlandık dediği maçta Fenerbahçe'nin en büyük gücü olan Fred'e karşı Pepe ile merkezi kapatma denemesi, hiçbir hücum verimliliği olmayan Mendy'yi 8 numaraya atması ve 5 haftadır işleyen düzeni bozup tamamen farklı bir oyun anlayışıyla çıkması, yani futbolu ne kadar konuşmak lazım böyle bir maçtan sonra bilmiyorum ama Abdullah Avcı için gerçekten hani iyi gidiyor, işleri toparladı diyorduk ama yeniden büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ya ilk yarının sonunda yediğimiz o ikinci goldeki savunma göbeği nasıl? Onu anlatıyorum. Yani Pepe müthiş. Yani bunun Pepe ile ilgisi var aslında bakarsak. Yani Trabzonspor orta sahayı, merkezi iki kişiyle kapatmak üzerine bir kurgu kurmuş maçta. Yani iki kişiyle merkezi kapatmak olası bir iş değil. Hele de Fenerbahçe gibi bir orta sahaya sahip bir takıma karşı. Yani çok ilginç. Ben hiçbir şekilde anlayamadım. Bunun nedenini de anlamadım. Yani şöyle düşünmüş olmalı. Ben oraya Mendy'yi koyuyorum. Berat da var. Bu ikisi o işi halleder. Önde Pepe ile Enis'le gol bulayım diye düşünmüş olabilir ama bilmiyorum, çok 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 büyük bir hataydı bence. Hatadan devre arasında biraz döndü. Bence Umut Güneş'le Bardi'yi birlikte oyunu alabilseydi daha da iyi bir ikinci yarı çıkartabilirdik. Ama dedim yani futbolu konuşmak, Abdullah Avcı onu yaptı bunu yaptı demek de bu maçtan sonra biraz zor ama Abdullah Avcı'nın performansı çok güçlü. Abdullah Avcı'nın ilk yarı Trabzonspor'u felaketti. Bunu kabul etmek lazım. Ama yani sonucu Abdullah Avcı belirlemedi. Kolaylaştırdı rakibin işini. Rakibin işini kolaylaştırdı. İşte Metin Tekin diyorsa ki o maç nasıl 2-2'ye geldi 2-0'dan, onun müsebbibi Abdullah Avcı'dır işte, o lafı söyleten kişi. Ama bizim yenilmemizin sebebi de tek başına Abdullah Avcı değil. Sonuçta biz 2-2'yi yakaladık. Oradan sonra yani çok net faulü. Fenerbahçe'nin gol atacak hali falan bile yok. Son golde yani Uğurcan'ın hiç topla ilgilenmemesi, hiç ilgilenmemesi, topa çıkarken ya bu kadar konsantrasyon eksikliği ya benim aklım almıyor. Yani Uğurcan tabii genç bir çocuk. Sonuçta ben 60 yaşında adamım, şimdi çocuğum yaşında insanı eleştiriyorum ama ya bu kadar konsantrasyon kaybı, yani çocuğumuz yaşında ama ya bunlar artık çok erken olgunlaşıyorlar. Muazzam paralarla oynuyorlar. Bedava oyna, amatör sporcu değil yani bunlar. Bu kadar konsantrasyon, bu kadar gamsız bir yüz ifadesi olur mu Aydın ya? Neredeyse 10 gol yesek aynı yüz ifadesini yapacak. Ya insan hiç mi bir sorumluluk duyup da bir üzülmez, yüzünde bir ifade olmaz? Ya sanki Uğurcan'ın bütün yenilen gollerde senin benim kabahatim var. Uğurcan'ın yani yüz ifadesinde hiçbir şey göremiyorum ben. Kaleci antrenörleriyle de yani bu konuyu konuşuyoruz. Uğurcan'ın en önemli özelliği, İyi kaleci olmakla ilgili en önemli özelliği, çok yüksek konsantrasyona sahip bir kaleci olmasıydı. Her an maçın içerisinde, sahanın içerisinde olan biteni takip eden bir görüntüsü vardı. İyi oynadığı sezonlardan bahsediyorum. Vardı ama past tense. Dili geçmiş. Şimdi senin de söylediğin gibi Hakan abi, yüzü düşük, morali bozuk, bir ruh hali var. Yani ben Uğurcan'ın iyi bir Trabzonsporlu olduğunu biliyorum ama bu sorun neyse... Ki. Nasıl Abdülkadir'le olan sorun bir şekilde öyle ya da böyle doğru ya da yanlış çözülmüşse, Uğurcan'la da kontratsa kontrat, yurt dışına gidecekse yurt dışı, kaptanlıksa dert kaptanlık sorunu, neyse bizde kalacaksa oturulup konuşulup çözülmesi gerekiyor bir an önce. Hakan Orhan, bu arada senin de sözlerini alalım, seni daha da tutmayalım, biz de bitireceğiz belki ama seni orada yorduk. Sen de bu konuda bir iki cümle eder misin? Daha sonra seni uğurlayalım. Ya şimdi maçla ilgili Aydın'ın
analizlerde Aydın eline su dökemeyiz. Yani o Aydın'ın uzmanlık alanı. Ama benim üzüntüm şu, maçtaki hakem hatalarını, maçtan önceki hakem atamalarını konuşamayacak duruma geldik. Yani bunun sebeplerinin tartışılması, değerlendirilmesi ve ona göre çözüm üretilmesi lazım. Yani mesela Trabzonspor yönetimi hala daha bu saate kadar adam akıllı bir açıklama yapmış değil. Yarın 15'te basın toplantısı varmış başkanın. Toplantı var ama işte disiplin sevklerinden önce bence bir açıklama yapılmalıydı. Mesela bugün Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamayla Adalet Bakanlığı'na söylem değiştirdi. Yani maalesef Türkiye'de işler böyle yürüyor. Biz düdük astıracağız ya. Düdük astıracağız VAR hakemine. Şimdi lafı ağzından aldım. Bizim alanımız yani, o. Geçen senin dediğin gibi yani düdük astıran değil, maçlarda adaletli davranan hakem atanmasını sağlamaya yönelik eylemler içinde olmalıyız. Yani bundan sonrası için bugün olanlar oldu bu hafta. Bundan sonrası için hem taraftar profili açısından hem hakem profili açısından yönetim profili açısından yapılacak bence çok şey var. Bunların da sadece yönetime bırakılmaması, yeni seçilen divan kurulu başkanlığında şehrin ileri gelenleriyle de yani şehir de artık bir tavır göstermeli, bir adım atmalı. Yani topyekun bir çözüm üretilmeli. Yönetim kurulunun şehirle bir ilişkisi var mı? Yani diyelim ki şehirde bir enerji oluştu ve gelin hep beraber bu işi şu şekilde çözelim denilen bir ortak akıl oluştu, varsayalım. Oluşacak değil ama diyelim ki oluştu. Sen yönetim kurulunun, Ertuğrul Başkan'ın ve Trabzonspor yönetme şeklinin bu şehirle birleşip, bu sorunları el ele verip birlikte aşalım noktasına getirebileceğini düşünüyor musun? Yani istenirse olmayacak bir şey değil. Yani yönetim sonuçta şehirdeki insanlarla kavgalı bir yönetim değil. Diyaloglar var. Ama niyet önemlidir. Bu yönde irade koymak önemlidir. Eğer gerçekten yönetim böyle bir karar vermesi için öncelikle böyle bir sorun olduğunu kabullenmesi, böyle bir tespit yapması lazım. Yani bunu kabullenir, bu tespit doğrultusunda hareket ederse şehirde de herkes seve seve yardım eder. Yani biz de elimizden geleni yaparız, herkes yapar ve ortak bir çözüm, ortak bir akılla üretilebilir. Yani üretilmemesi için de hiçbir sebep yok. Ama dediğim gibi öncelikle bunu kabullenmek gerekir. Yani daha önceki yayınlarımızda Hakan Kulaçoğlu'nun bir eleştirisi vardı. Yönetim kurulunun şehirden koptuğuna dair. Mehmet Ali Yılmaz dönemi ve birçok hasta başkan döneminde olduğu gibi hani İstanbul'dan yönetilen, scout ekibinin başkanın odasının yanında konuşlandığı, toplantıların yapılıp yapılmadığını bilmediğimiz. Eskiden yönetim kurulu toplantısı şu kararlar alındı diye haberler vardı. Hatırlıyoruz değil mi Hakan abi? Hiç son dönemde ben öyle bir şeyden de haberim yok. Şimdi muhtemelen bu maçtan sonra, bu olaylardan sonra toplanır bilmiyorum ama. Yani sanki Trabzonspor'un yönetilme şekli parayı verenin hani düdüğü çaldığı bir durumda şehirle de bağlantının koptuğunu düşünüyorum. Dolayısıyla şehirle bağlantı kopunca da bu kadar büyük bir sorunu da birlikte halletmeyle ilgili şehirle yeniden bir iletişim kurulması, yeniden ilişkiler kurulması gerekiyor. Sanki bir de böyle bir problem var. Yani yönetimin bir de bunu düşünmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Yani bu böyle bir görüntü var. Evet yani bu görünen köy kılavuz istemez. Bu yeni divan başkanı Mahmut Bey için de bir fırsat olabilir. Belki bir organizasyon bu anlamda yapabilir. Bakalım yarınki basın toplantısını da bekleyelim. Yani oradan ne gibi bir sonuç doğacak? Nasıl bir sonuç üretilecek veya nasıl bir yol haritası çizilecek? Bunu da bir görmek lazım yarın için. Hakan abi, yeni seçilen divan başkanımızın bu yaşanılan olaylardan sonra bugüne kadarki divan başkanlarımızdan daha farklı bir sorumluluk alarak camiyi birleştirici, bütünleştirici ve birlikte hareket ettirecek bir tutuma önderlik edebileceğini düşünüyor musun? Yani bugüne kadar bir açıklaması olmadı. Ben de hiç kendisiyle görüşmedim. Yani bunu, Mahmut Bey'in bunu yapabilecek kapasitesi var. Zaten delegelerimiz... Böyle bir çağrımız olsun kendisi o zaman. Evet yani yarın eğer mümkün olursa ben de basın toplantısına gitmeye fırsat yaratmaya çalışacağım.
Yani burada dediğim gibi divan başkanlığının önemi biraz da burada ortaya çıkıyor. Belki bir birleştirici güç şehirle kulüp yönetimini birleştirici bir tavır sergileyebilir. En azından kendisine böyle bir rol biz biçelim. Böyle bir evet, yani kriz yönetimine ihtiyaç var. Evet, kesinlikle. Gerçekten birlikte hareket edilmesine ihtiyaç var. Yani sadece 2-3 kişinin acaba ne yapmamız lazım diye düşünüp aldığı kararlarla değil de sanki daha böyle bir ortak akılla, daha büyük bir kitleyle birlikte düşünerek hareket edilmesi gerekiyor. Bu konuda senin de katkıların olacağını düşünüyorum Hakan abi. Umarım geleni yaparız. Olur. Bu konuda elimizden geleni yaparız. Mahmut Bey'e iletiriz kamuoyunun düşüncelerini, fikrimizi. İnşallah başarılı oluruz. Umarım. Hakan abi nereye gitti? O düştü yayından ama. Ben müsaadenizi isteyebilir miyim? Çok sağ olun. Tamam Hakan abi. Çok teşekkür çok ediyoruz sana da. Ben yayına katıldığın için. Yani hukuki anlamda tabii hani biraz karmaşık bir süreç var. Fenerbahçeli oyuncular, bizim sahaya atlayan taraftarlar, Trabzonspor'un alacağı ceza, Fenerbahçeli oyuncuların alacağı ceza. Yine senin görüşlerini bundan sonraki yayınlarımızda da almak isteriz gelişmelere göre. Şimdiden evet. Teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Vallahi yani hiç işin buralara gelmesi, yani bu kadar böyle olması, ben hani bazı olaylar evet çıkabilir diye düşünüyordum ama Trabzonspor yenilebilir diye düşünüyordum. Seyircilerle alakalı bir olay olabilir, futbolcular arasında gerginlik olabilir diye düşünüyordum ama yani Fenerbahçeli futbolcuların Trabzonspor seyircileri dövüp ondan sonra yani kalkıp da işte ya biz mağduruz, şöyle olduk, böyle olduk. Bak, o kısmını ben düşünmüyordum açıkçası. Yani yerdeki bir adama kafasına tekme atma falan, bunlar inanın aklıma gelmemişti. Yani öbür her şeye varım. Yani olabilir vesaire vesaire ama işte oluyormuş demek ki. Hayatta işte her geçen dakika bizi tekraren hani niye hiçbir şey sürpriz olmamalı konusunda uyarıyor, bir örnek bırakıyor. O meşale konusu da yani bıçak, benim bugün Fenerbahçeli arkadaşlarım, eşimiz, dostumuz çok. Yani kulüpte de çok, başka yerlerde de çok, cemiyet hayatında da. Onlar da şey diye paylaşmışlar işte, yani nasıl bir hani galeyansa şeyse, ya bıçaklı girmişti o ayağındaki işte nesneyi, fotoğraflarını paylaşmışlar. Bir bıçağı bile elinde tutmayı başaramamış falan vesaire. Sonra ortaya çıktı ki meşaleymiş o. Hatta meşalenin de resmi paylaşıldı. Aynısı. Şey, Hakan abi sesin gelmiyor. Şeyin kapalı galiba. Meşale de paylaşıldı. Bir başka bir paylaşımda da davulun tokmağını bıçak olarak hani anlatmak istediler. Hatta aynen, o davulun ki sahaya atılış anını da hatırlıyorum ben. Yani o çocuk sahaya koşarken o tam o karmaşa sırasında o davul tokmağı da sahaya atıldı. Gene başka bir fotoğrafta o davul tokmağı bir Fenerbahçeli teknik ekibinden birinin elinde saldırıya geçmiş. Onunla saldırıya geçmiş. Yani çok enteresan. Yani bunlar hani tabii ki olmaması gereken şeyler ama yani kimse kimseye saldırmasın. Yani spor bu sonuçta. Yani bu futbolcuların veya kim o sahada o sporu gerçekleştiriyorsa gerçekleştirsin. Onu izlemeye gelenlerin eğlendiği bir mecra olmalı. Yurt dışındaki örnekleri gibi. Ama bunun tam tersini görüyoruz ve bunun başka yerlere çekilmek istediği veya bunun üstünden farklı farklı şekillerde rant edilme, elde edilmek istediği bir mecra olarak karşımıza çıkınca spor, sonuçları da böyle oluyor tabii ki. Yani çünkü hiçbir şey şu dünyada insan sağlığından daha değerli değil. Hiçbir galibiyet, hiçbir şampiyonluk veya hiçbir edinilecek, kazanılacak puan daha değerli değil. Bunun karşılıklı tabii ki anlayışla gerçekleşmesi lazım. Çünkü ortada adil bir şey olacaksa bunu tek taraflı sağlamanız mümkün değil. Yani bir boks müsabakası sırasında da iki taraf aynı dürüstlükle o boks müsabakasına çıkmazsa, oradaki hakem eğer gerçekten bir hakemse
teknik faul veriyor veya işte karşı tarafın boksörünü kurallara uygun dövüşmüyorsa o ringden men ediyor. İşte bizde bunlar olmayınca, seneler boyu olmayınca futbolumuz bu noktaya geliyor. Alınmayan, satılamayan bir futbol. İzleyicisi olmayan bir futbol. Hakan abinin de dediği gibi. Bunların olması gayet normal. Yani siz hiçbir zaman hiçbir şekilde adaletli bir karar veremezseniz, her şeyi ötelerseniz, yarın genel seçim var, öbürsü gün yerel seçim var, öbürsü gün bambaşka bir şey var deyip işi buralara getirirseniz olacak olan budur. Burada tüm paydaşları, ben kimseyi, kulübü, seyirciyi, futbolcuları ayırmadan konuşuyorum. Herkesin bir öz eleştiri yapması lazım. Ama kimse de Trabzon'u veya Trabzonspor'u bu ülkenin vahşisi, işte bu ülkenin ilkeli, bu ülkenin neandertali olarak etiketleyemez. Onu da söylememiz lazım. Çok daha önce, çok daha fazla yapılanları göz önüne getirmeden veya konu etmeden sümen altı edip kalkıp da Trabzon'u bu işte ülkenin ne bileyim işte kabilesi, vahşi kabilesi, işte ışık görmemiş mağara adamı diye tescilleyemez. Ben bunun karşısındayım. Yoksa her şey konuşulur. Karşınızdaki insanlar aynı medeniyete sahipse masada oturursunuz, konuşursunuz. Çünkü bu kulüplerin başkanları, bizim kulübümüzün de, onların kulübünün de başkanları, yöneticileri veya futbolcuları bir masaya geldikleri zaman beraber yemek yiyorlar, konuşuyorlar, iş güç alışverişleri oluyor vesaire vesaire. Ama bu taraftarlar aynı şekilde davranmayabiliyor. Bu işte işin belki biraz duygusal tarafı, biraz da başka şeylerin etkisi. O yüzden medeni oldukça her şey çözülür. Ama kimse Trabzon'u bu olaylardan dolayı bu şekilde etiketleyemez. Ben bunun karşısındayım. Geri kalan her şey olur. Bir de şöyle, bence bir şey söyleyeyim Hakan abi, son cümlelerim benim. Bütün bu değerlendirmeleri yapmak için önce olayın bir aydınlığa kavuşması gerekiyor. Yani bu iş Trabzonspor taraftarlarının bir gerçekten hani vandallığı mı, öfke kontrolü sıkıntısı mı, Fenerbahçe düşmanlığı mı, yoksa bambaşka bir şey mi? Bu olayın bir kere aydınlanması gerekiyor. Bu olay aydınlanmadan kimsenin bu konuyla ilgili çok derin yorum yapmaması lazım bence. Bu olayı aydınlatacak olan tabii ki önce emniyettir, adaletidir, ama onlardan daha fazla bence Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun bir görevi var. Çünkü gerçeğin ne olduğunu bence en hızlı ve en doğru şekilde onlar bulabilir. Bu olayı bir kere önce bir aydınlatmamız lazım. Aydınlatıp sorunu bulduktan sonra da ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Ama bence birazcık beklemek lazım. Çünkü başka şeylerin çıkacağını düşünüyorum ben hala. Ben şeyin dışında söylüyorum yalnız. Yani o sahaya giren bir iki arkadaş dışında konuşuyorum. Trabzon'un ve Trabzonspor'un bu ülkede vahşilikle, vandallıkla, işte sporla alakasızlıkla etiketlenecek, nitelendirilecek son şehirlerden veya son spor takımlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bunun da sonuna kadar arkasındayım. Bunu da diyecek olanlar asla ne İstanbul medyasının paydaşlarıdır ne de İstanbul'daki güzide kulüplere gönül vermiş insanlardır. Çünkü bizim stadımızda kimse hayatını kaybetmedi. İstanbul statlarındaki gibi. Kimse Trabzon'daki semtlerde benzin istasyonu yakılması, polis arabası devrilmesi, ona buna saldırılması, güvenlik güçlerine şey yapılması, bunları yaşamadı. O yüzden bunların yaşandığı yerlerle alakalı bir öz eleştiri yapılmalı. Bunlar gündeme getirilmeli. Her şey sümen altı edildikten sonra kalkıp da Trabzon'da bir olay oldu. Trabzon, bakın işte Trabzonspor gene vandal. İşte bilmem ne, bunlara zaten hiçbir şey. Bunlar ligden düşürülmeli. Bunlar 8. ligde oynamalı. Zaten 6. sınıf vatandaşlar falan diye herkesin hep bir ağızdan böyle bir ağız birliği yapılmışçasına demeçlerini ben açıkçası kınıyorum ve bundan aşırı bir şekilde sıkıldım. Çoğu insan, Trabzonlu insanların adaletinin zekatını veremez. Ondan sonra kalkıp da böyle şeyler konuşmaları çok yanlış diye düşünüyorum. Evet. Yani Yiğitcan haklısın.
Ben tabii ki maçı kaybettiğimize üzülüyorum. Maçtan sonra olay çıkmış olmasına üzülüyorum. Yani yaralanan, incinen varsa tabii ki onlar için üzülüyoruz. Ama onun dışında hiçbir İstanbul kulübüne karşı bir mahcubiyet hissetmiyorum. Kendi aralarındaki maçlarda, bizim maçlarda da bunları defalarca tarihte 1970'lerden beri meşhur bir Altay maçı vardır Fenerbahçe'nin. Defalarca yapmış camialar. Türkiye'de bu oluyor. Trabzon'da da oluyor maalesef. Üzülüyoruz tabii. Epeydir yoktu. Ona üzülüyoruz. Bunun sebepleri bir şekilde araştırılsın. Bulunsun. Fenerbahçe kendi hakkını savunmaya ya da oyuncuların ceza aldırmamaya çalışacaktır. Zaten bütün bu sıkıntı bu Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki şımarık rekabetten oluşuyor. Bütün Türk futbolunu sıkıntıya soktular. Herkesi büyük bir stresin içine soktular. Maalesef her maçı hakem desteğiyle kazanıyorlar. Buna rağmen hala konuşuyorlar. Son maçların hep hakem desteğiyle kazanan camialar ama bütün söz hakkı onlarda. Talep onlarda, sitem onlarda. Yazık, çok yazık. Olmamalıydı tabii bu ama oldu. Biz büyük bir hasar aldık. Fenerbahçe'nin aldığı hasar yani ceza alırsa bilen beni ilgilendirmez. Fenerbahçe'ye de Galatasaray arasında kimin şampiyon olacağı da beni zerre kadar ilgilendirmez. Sonuçta. Ama çok büyük bir hakem desteğiyle iki kulüpte gidiyor. Bunu kabullenmiyor. İki tarafta birbirini suçluyor. Sosyal medyada sürekli birbirlerinin maçlarında hakem hatası yapıldığını anlatıyor. Kendilerini hiç lehine hiç hata yapılmadığı görüşündeler. İşin ilginci troll orduları oluştu. Sahte görüntülerle, üretilmiş görüntülerle pozisyonları yorumlamaya çalışıyorlar. Faul olana faul değil gibi görüntüler, çizgileri çekiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yani iş iyice ruh hastası bir duruma geldi. Ciddi bir sosyal şizofreni yaşadıklarının farkında değiller. En üst düzeylerinden başlayarak çok ciddi bir sosyal şizofrenin içindeler. Büyük bir yalan dünyasının içindeler. Büyük bir hayal dünyasının içindeler. Bundan zevk alıyorlar. Sıkıntı burada. Biz Trabzonspor camiası ya da futbolda gerçek arayışında olan insanlar olmak durumundayız. Kendi hatalarımızı kabul etmek durumundayız. Ama gerçekleri, mutlaka gerçekleri İstanbul kulüplerine bir irdelemesi lazım. Mesela burada işte bir şeyler yazmış arkadaş. Yarış sonuna kadar devam etsin diye destekleniyor demiş Burak. Doğru Burak, öyle oluyor. Maalesef bunun bile farkında değiller. Bunun bile farkında değiller. Yani iki tarafında Galatasaray Fenerbahçe maçına kadar kayıpsız götürülmeye çalıştığı gerçeğini bile, kendileri dışında herkesin fark ettiği gerçeği bile fark edemiyorlar ya da kabullenemiyorlar. Ciddi bir psikolojik sorun bu. Ama bizim stadımızda bunun kesinlikle olmaması lazımdı. Eğer gerçek Trabzonsporlar bunu yaptıysa bizim büyük hatamız, çok üzülüyorum. Hayatta sahaya bir şey atmamış, hiçbir şekilde taşkınlık yapmamış. Çocukluktan itibaren sahaya çıkan her rakip takımı, oyuna girip çıkan her rakip oyuncuyu alkışlamış biri olarak söylüyorum bu yaşıma kadar. Her çocuktum. İlkokulda maça giderdim. Her sahaya çıkan rakip takımı alkışladım. Bakın istisnasız. İstisnasız alkışlamış bir insan olarak söylüyorum. Yani Trabzon stadına da bunu yakıştıramıyorum. Ama sonuçta bunun nedenleri bulunmalı. Biz hatalıysak ortaya konmalı. Hatalıyız ya da değiliz bu maçta. Cezamızı almalıyız bence. Ve baştan toparlanmaya girmeliyiz. Bu takıma bir yöne doğru dürüst bir yönetim, doğru dürüst bir kaptan, doğru dürüst bir anlayış, hakkını savunabilen bir anlayış. Böyle bir maçın ertesi günü 5 gün izin verip İstanbul'a giden bir hoca değil. Takımının başında kalıp, sonuçta şehirde kalıp bu tabloya, bu sıkıntıya ortak olduğunu bilip bu işin içinde olması gerektiğini hissedip hiç değilse bir 48 saat daha terk etmeyen bir anlayış. Biz Trabzonspor'da ne yöneticiler ne hocalar gördük. Bugün çok eleştirdiğimiz Şenol Güneş'i de gördük. Abdullah Avcı çok iyi bir hoca.
Ama maçtan önce yaptığı açıklamalar, maçtan sonra yine bir 5 gün izin verip gitmesi, ben bunları ben kabullenemiyorum. Yönetim için diyeceğimiz dedik. Eğer bir başkan da taraftar gruplarıyla yola devam edilebileceğini düşünüyorsa şunu da söylemek isterim. O taraftar grupları bugün sizin kullandığınız taraftar gruplarını yarın başkaları kullanır. Hatta rakipleriniz de kullanır. Belki bu maç o da oldu. Belki bu maç o da oldu. Belki de sizin kendiniz için kullanmayı düşündüğünüz bazı odakları rakipleriniz kullandı Trabzonspor tribünlerindeki. En büyük şüphelerden biri de bugün budur. Aynen. Talihsiz de bir şüphe. Yiğitcan hasta olarak katıldığın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok fazla katkıda bulunamadım. Kusura bakmayın ama çok New güzel World, bir program New World da diyor ki siz maçta değildiniz galiba. Bir şeyden haberiniz yok diyor. Aydın Bey maçtaydı. Benim haberim yok. Evet, özür dilerim bir hata yaptıysam. yeni dünya. Yeni dünya düzeni bu Illuminati tarafından. Yani haklıdır. Ben gördüklerini mutlaka buraya yazsın isteriz yorum olarak. Yayından sonra da bilemiyorum beyefendi ya da hanımefendi bir futbol sever olarak yayınımıza katıldınız. Yayından sonra da yorum olarak gördüklerinizi stadyumda eğer Trabzonspor olabilirsiniz, Fenerbahçe olabilirsiniz, başka bir kulübü sadece tarafsız futbolcu bunları da yazın. Ben bunları gördüm. Bunlardan şu sonuçları çıkardım. Böyle düşüncelerim var diye lütfen yazın. Şu an yazamıyorsanız yetiştirebilirsiniz, yetiştirin. Ama şey de olabilir yani yayını sondan takip ettiyse belki konuştuklarımıza. O da olabilir ama bu her zaman için olur. Hepimiz bir programı seyredip bir kesitini izliyoruz. Sonra evet. Başkaları hakkında eksik ya da yanlış değerlendirme yapabiliyoruz. Eğer yanlış düşündüğümüzü, yanlış değerlendirme yaptığımızı algıladıysanız, oradaysanız lütfen yazın. Biz de tabii elimizden geleni yaparız. Hatalarımız varsa çıkar, söyleriz, özür dileriz. Evet, evet. Aydın, teşekkür yani ediyoruz. Bütün bu değerlendirmelerin için. İnşallah. Bakalım kupa maçını, kupa yarı finalini seyircisiz mi oynayacağız, ne yapacağız onu. O da enteresan tabii. Yani inşallah işte bu bizim hem kendi bünyelerimiz için hem de tüm paydaşların ruh sağlığı için hani sağlıklı bir kişiliğin anahtarı Freud tarafından hani görülen id, ego ve süper ego arasındaki dengedir. Burada hani en üst gibi gözüken süper ego vicdanı da temsil eder. İnşallah bu süper egonun da baskın geldiği davranışlar sinsilesi sergiler herkes de bu ve bunun gibi olaylar baştan yaşanmaz ki sonradan adalet aradığımızda çünkü doğru yerlerde bulamayabiliyoruz. Önüne o zaman geçersek Yiğitcan ben de bir ürün yerleştireyim. Trendyol süper ego. Hiç yaşanmaması gereken şeyler umarım baştan yaşanmayarak çözülür. Allah Aydın, herkese vicdan versin. Sen de son cümlelerini bize lütfedip savuruna geçebilirsin. Yani konuşulacak çok şey vardı. Bazılarını konuşabildik, belki bazılarını atladık. Çok üzücü bir maç geçirdik. Maçtan sonraki olaylar, hiç kimsenin tasvip etmediği olaylar. Bunların hani biz hakikatin peşinde olan insanlarız. Gerçek neyse onu bilmek istiyoruz. Ne Fenerbahçe'yi, ne Trabzonspor'u, ne herhangi bir oyuncu ya da taraftarı ayırmadan suçlunun kim ise, suç neyse bulunup cezalandırmasını istiyoruz. Çok karanlık bir iş olduğunu düşünüyorum ben. Yayının başından beri anlattığım gibi. Bu karanlığın da aydınlatılmasını istiyorum. Yönetim kurulundan özellikle bunu başarıp bizleri de bilgilendirmesini bekliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Umarım bu kadar keyifsiz bir yayın yapmayız tekrar. Ben Ali Koç'tan ve Fenerbahçe yönetiminden rica ediyorum. Lütfen karıştırıp ligleri konferans liginden çekilmesinler. Belli bir yere kadar geldiler. Kendilerinden ülke adına şampiyonluk bekliyoruz. Çekilirlerse Süper Lig'den çekilsinler, konferans liginde devam etsinler. Ülkemizi çok iyi temsil ediyorlar. Başarılarının devamını diliyorum. İsmail Kartal'a da hakikaten bugün sitem etmiş. Avrupa'da bu kadar başarılı bir sezon geçirdiği için tebriklerimi sunuyorum. Türkiye'de söyleyemiyorum ama Avrupa'da başarılı bir sezon geçirdi. Kendisini tebrik ediyorum. Hakkının teslim edilmesi lazım. Ben de bu arada gene şey yapmış olmayayım ama son olarak eğer bu tabii benim niyetim. Hiçbir ağırlığı veya
manası da olmayabilir şey açısından. Çünkü bir ağırlığım, yetkin bir görevim yok ama eğer Trabzonspor'un bu liglerde olmaması şu Türk futbolunu kurtaracaksa Trabzonspor bu liglerde olmasın. Al sen de Ali Koç oldun başımıza. Yani Bağdat Caddesi Kadıköy'de değil misiniz? Hemen bir, ya suyundan ya bir şeyinden. Olsun ne olmasın ya. Hakkıyla küme düşerse düşsün, düşmezse oynasın artık. Ne yapayım yani? Kurtaracaksa Trabzonspor 2011'de futbolu. Kupası verilmediğinde ligleri prosesi edip çekilmemiş kulüp. Şimdi nereye, nereden çekilecek ya Allah aşkına? Yani Türk evet. Futbolunu Trabzonspor'un kapat varlığı rahatsız ediyorsa. Kapat Yiğitcan lütfen ya. Kapat. Sen herkese iyi akşamlar diliyoruz. Yaklaşık 2,5 saatlik inanılmaz güzel bir program oldu. Şu anda gelen arkadaşlarımız var. Görüyoruz yorumlardan. Sakın üzülmesinler. Bittiği anda Bant yayınına geçiyor. Oradan takip edebilirler 2,5 saat. Sahuru da beraber yaparlar. Hatta eşlik ederiz onlara o vesileyle. Yayın bittikten sonra da aynı şekilde beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmasınlar. Arzu ederlerse abone olmak bedava ama katkı sağlayabilecekleri abonelik tiplerimiz de var. Onlara da bir göz atsınlar lütfen. Ay, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet, üstelik Martı Spor, Karadeniz Gücü ve İdman Ocağı ve İdman Gücü diye çok da güzel isimleri var bizim bu tip aboneliklerimizin. Orada da özel ayrıcalıklar sunuyoruz takipçilerimize. Çok sağ olsunlar, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Daha güzel yayınlarda inşallah, daha sıkıntısız. Ya bu çok tekrar güzel, niye daha güzel? Bundan dileğiyle. Güzelini yapamayabiliriz, öyle deme. İçeriğin hani daha tatlı olduğu en azından diyelim. Tamam, daha yayınlarda bir arada olmak İyi üzere. Geceler, İyi akşamlar diliyorum. İyi geceler.